Teslim olmak istiyordun. Aha, buyur teslim ol. Yazık. Abi, sen ağzını açmayacaksın. Tek kelime etmeyeceksin bana. Ağzını açma, hiçbir şey deme. Allah Allah. Burada bir tek benim lafım geçer. O kadar. Kadir burada. Aha, getirdim sana. Teslim ol bakayım. Ha, onun da ahı gitmiş, bahı kalmış. Oğlum, bu kadar pertletmeyecektiniz adamı ya. İki tane kelime etsin yani. Götür bunu. Al götür abi. Ne yapayım? Kalk. Oğlum. Sen bana res çekilmeyeceğini öğrenemedin. İnanılmaz bir insansın. Gerçekten hayranım sana. Yani bu dediğim dedik olmanın ötesinde bir durum artık yani. Ne diyeyim ben sana? Evet, ne diyordun? Bir daha düşün istersen. Kadir'e teslim olursan ona pipetle çorba içirirsin ancak. Pipet. Blöf yapmıyorum ben. Dediğimi yapacağım. Senin kurduğun oyunları oynamayacağız artık. Ben kendi oyunumu kuracağım. Lale'den boşanacağım. Üç çocuklu Karsu'yla hayatımın kalanını geçireceğim. Huşu içerisinde. Nasıl olacak bu? Sen olmayacaksın. Sen benim babam değilsin artık. Beni bu hale sen getirdin. Kim olduğumu unuttum be. Hadi ne olacaksa olsun ya, çağır adamlarını. Ne yapacaklar? Falakaya mı vuracağım beni? Çek vur. Oğlum, ne dediğini kulağım duysun. Duymuyor. Atilla. Bu seninle son görüşmemiz. İyi bak bana. Bu dünya yalan dünya. Gam yeme. Babam, Kadir'i kapattım Bodrum'a. Ne yapayım? Oğlum git de yani. Bir de lütfen böyle bir şeyler yapma. Hasan baba çok üzülüyor de. Oğlum, herif benim oğlumun canına kastetmiş. Ne yapacağımız belli değil mi? Anlaşıldı baba. Gerekeni yaparım. Sen iyi misin? İyi değilim. Sen benim bundan sonra babam değilsin dedi. Çıktı gitti. Babam değilsin. Ama misafirler var. Benim aşağı inmem lazım. Ayıp olur. Yarın Atilla'ya bakarım. Sen Kadir'i hallet. Filiz Hanım nerede? Lavaboya gitti ama dönmedi daha. Ha, ben bir bakayım. Ulan Allah vere de şu Kadir'e rastlamasa bir yerde. Muskat koydunuz mu içine? Yok. Hemen anladım. Bakın bir daha sefere şöyle kaşığın ucuyla bir muskat koyun. Bakın ne kadar güzel oluyor. Tamam. Ben de çünkü çok severim yemek yapmayı, anlarım da. Evet, elinize sağlık. Afiyet olsun. Evet. Filiz Hanım. Ne diyorsunuz burada? Tuvaleti ararken döndüm dolaştım, kendimi bir anda burada buldum. Ne kadar güzel. Kalabalık, çalışanlarınız da epey fazla. Bugün yardım için geldiler, sağ olsunlar. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Evet, elinize sağlık. Afiyet olsun. Biz çıkalım.
Tabii tabii. Buyurun. Tabii. Evet, çıkalım. Nerede kaldın yahu? O kadar büyük ki. Ev değil, kahşane. Kayboldum resmen. O kadar yani. Evet. Her yerde odalar, odalar. Odaların içinde banyolar. Duygusal adam. Bak sen şu işe ya. Kadir Kozu da kalmadı abi elimizde. Hasan Baba'ya bak sen ya. Bakacağım Hasan Baba'ya. Tövbe estağfurullah ya. Ya abi peki ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Dediğimi yapacağım oğlum ben artık. Babam falan yok. Tamam bitti o iş. Gayrimeşru alemden de çıkacağız. Yeter ya, bu ne ya? Evliliği de bitireceğim. Sevdiklerim için yaşayacağım artık. Peki abi, Mert? Dokursun onun kılına dokursun. Vallahi jübilemi onunla yaparım. Sen ne diyorsan o abi. Haklısın. Dilaver de kendini gösterdi demek ha? Yok, Dilaver değil o. Diloş onun adı. Diloş, Diloş Reis. Gördük onu da ama. İyi oldu, iyi oldu. Ama abi ben aslında Dilaver'e kızmıyorum biliyor musun? Çünkü o en başından beri babamın adamıydı. O ne dediyse onu yaptı. Aklınca... O sana iyilik yapmıştır. Sen mekan işini ne yaptın? Hallettim abi. Her şey hazır. İyi. Oh. Bir tane işimiz doğru gidiyor en azından. Çok şükür. Abi ben şimdi anladım. Biz bundan sonra her işimizi yasal yoldan halledeceğiz. Ben buna her türlü varım. Var mısın? Varım abi. Eyvallah be. Vallahi eyvallah. Anca beraber, kanca beraber abi. Ama abi anlamaya çalışıyorum. Şimdi bizim o mekana gerçekten ihtiyacımız var mı? Yani bizim zaten çok paramız yok mu? Oğlum mesele para meselesi değil ya. Bizim yedi sülalemize yetecek paramız var da. Mesele böyle insan gibi normal bir hayata geçiş yapabilmek, alışabilmek bunlar. İşte o zor. Zor. Başka bir hayata geçersin. De alışmak kısmı çok zor. Çünkü neden? Abi biz doğduğumuzdan beri her şeyi kaba kuvvetle çözmeye alışmışız. Şimdi bir anda bu güçten vazgeçince işte o nasıl olacak? Ya o da bir şekilde hallolur ya. Yaşayacağız, göreceğiz. Evet abi. Bir şekilde çözeceğiz. Ama iyi tarafından bakalım. Dilaver şimdi Kadir'i indirmiştir. En azından başımızda bir tehlike yok. Aynen.
Abi bir anda bırakmasak, şöyle bir geçiş süreci geçirsek, ona da tamamen bıraksak. Yani bunu ben de düşünüyorum ya, korkuyorum ben de bir yekten bırakmaya. Reha var çünkü bir de. Doğru. Bir de bünyemiz alışmış abi. Bir anda çat diye bırakmak. Bakalım hayat ne gösterecek. Eve dönmeyecek misin? Yani suratını görmeye tahammülüm yok gerçekten. Ama döneceğim mecbur. Kalkarım birazdan. Sen de amma dayanıklı çıktın ha. Ben gücümü nefretten alıyorum Karsu. Aa, sen uyumadın mı hala? Yok. Adana'daki arkadaşlarımla konuşuyordum. İyiler miymiş? İyilermiş. Baleye devam ediyorlarmış. Ben de Adana'dayken gidiyordum. Şimdi evde boş boş oturuyorum. Yazdıralım seni de bir bale okuluna. Bir sürü var burada. Gerçekten mi? Evet. Tılsımcığım, yarın okul var. Hadi sen yukarı çık yat. Konuşuruz sonra. Peki, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. Sen niye öyle hemen söz veriyorsun ya? Ay ne var? Alt tarafı bale okulu ya. Buralardaki bale kursları ne kadar pahalı sen biliyor musun? Ay ödesin o ayı babası. Bir zahmet. Aman yok. İstemez. Ondan hiçbir şey istemez. Şimdi kendini önemli zannedecek, konuşacak, duracak. Yok. Yani Karsu kusura bakma da yani bu çocuk Adana'dan buraya geldi. Bütün hayatı değişti. Haklı yani biraz. Okuldan eve, evden okula hiçbir aktivitesi yok çocuğun. Evet, biraz ihmal ettim. Neyse ben bakarım yakınlarda. Uygun bir yer bulurum umarım. Ayrıca yani sen bu çocukları tek başına yapmadın ki. Onların bir de babası var. Sen neden böyle kötü ebeveyn rolünü tek başına üstleniyorsun anlamıyorum ki ben. Ara babasını. Reha de ben bu kızı bale okuluna yazdırıyorum de. Parasını iste kapat. Yani zaten nafaka ödemiyor, sana borçlu. Irmak, Reha daha çocukların okul parasını ödemiyor. Bale kursunu mu ödeyecek? Yapma Allah aşkına. Fabrikam yandı, çok zor durumdayım deyip duracak. Ay yalandan ağlıyor ya. Adnan'la yeni iş yapmaya başlıyorlarmış. Ne? Evet, Adnan söyledi. Zıbın işine giriyorlarmış. O yüzden bak, sen yani onun parası yok, benim gücüm yok. Geç bunları. Ara. Ben bu kızı bale okuluna yazdırıyorum de para iste kapat. Sen demiyor muydun ben değişiyorum artık diye? Evet ya, doğru söylüyorsun. Hadi ben buradayken ara. Aynen öyle yapacağım. Arıyorum. Kim? Ne bileyim kızım, ben Nostradamus muyum? Dur bir bakayım ya, Allah Allah. Al Karsu. Efendim Karsu. Reha merhaba. Merhaba. Ben Tılsım'ı bir bale kursuna yazdıracağım. Yakınlarda bakıyorum iyi bir yer. Bulduğum zaman sana haber vereceğim. Banka bilgilerini iletirim. Sen ödemeyi yaparsın, tamam mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne balesi ya? Bale nereden çıktı şimdi? Tılsım çok istiyordu, ben de olur dedim. Ya arkadaş, sen bana sormadan nasıl evet dersin ya? Kesin çok pahalı bir şeydir o ya. Tabii ki de pahalıdır. Ama sana koymaz, değil mi? Zaten nafaka da ödemiyorsun. En azından bu bale kursunu ödeyebilirsin diye düşünüyorum. Ben sana haber vereceğim, görüşürüz. Karsu, alo, alo. Ne diyor? Alo. Kapattım. Ne diyor, ne diyor? Ya bu kadın var ya, bir tuhaf. Tılsım bale okuluna yazılmak istiyormuş, parasını ben ödeyecekmişim. İyice havaya girdi ya. Üf, akşam akşam bir masraf kapısı daha. Ulan bir film izleyelim dedik var ya. Ya ne güzel uyukluyordum ya. Filmin de var ya, içine etti ya. Bütün keyfim kaçtı arkadaş ya. Bu nedir ya? Baleleri başlar, piyanoları biter, öbürü başlar, beriki biter. Adana'da bir Ali abi vardı, onun oğlu vardı. Ona bir sorardık alışverişe gidince. Ne aldı baban sana diye? Hiçbir şey derdi. Niye derdik? Bizim paramız yok ki derdi. Bak bilmiyorum, çocuk dediğim böyle olur. Biraz bilinçli olacaksın ya. Paramız yok diyeceksin. Geçti canım. Helal olsun kız sana. Kaptın vallahi. Hah, iyi yaptın. Oh, ödesin pislik. Ödeyecek. Aynen. Evet. Bu işi hallettiğimize göre ben artık kalkayım. Ama sakın annemin sorgusunu ben yokken yapma. Yarın beraber yaparız. Tamam, beklerim seni. Gel geçireyim. Hadi. Hoş geldin. Hoş buldum. Babamla görüşmeden geldim. Kötü mü geçti? Keyifsiz gibisin. Yo, çok güzel geçti. Ama nasıl geçtiğinin bir önemi yok ya. Ben izin almaya gitmedim. Olacakları söylemeye gittim ona. Kabul etti mi? Önemi yok ki bunun. Olacakları söylemeye gittim diyorum ya. Söyleyeyim mi bir sonra olacakları sana?
Bir an önce boşanma işlemlerine başlatacağız. Tabii şeyin önemi yok değil mi artık? Bir önemi kalmadı yani. Benim durumumun. Senin için kendimi tehlikeye atmam falan. Bunlar hep unuttuğumuz şeyler artık değil mi? Aa, çok garip ya. Yaşadık mı biz bu an daha önce? Dejavu oldum. Söyleyeyim mi bir daha? Başımıza gelenler sen ağzını tutamadın diye oldu. Ay ne fark eder be Atilla? Ben sonuçta istemediğim bir şeye senin için evet dedim mi? Dedim. Ha, bak senin istemediğin bir şey değil mi bu da? Senin de boşanmak istiyor olman lazım yani şu an benim gibi. Evet normalde istemem lazım ama benim arkadaşlarım var, benim ailem var. Ne diyeceğim ben onlara? Annem mesela daha yeni geldi, yeni gitti kadın. Kahrolacak kadın. Oh. Ne? Ne söyleyeceksin biliyor musun? Sen evlendiğini daha sonradan söylemedin mi zaten? Tam bunu da sonradan söyleyeceksin. Bak ben seni mağdur etmek istemiyorum. Ne yapalım biliyor musun? Sözleşme yapalım. Sen ne istiyorsan yaz. Bak ne istiyorsan vereceğim sana. Olur mu? Kız sen kim oluyorsun ya? Sen bana para mı teklif ediyorsun? Para mı teklif ettin şimdi? Ne istiyorsan diyorum ya. Ne istiyorsan, istemiyorsan yazma. Paraysa senin için para yaz. Ya Atilla ne diyorsun sen ya? Sen bana para teklif ettin de ben öyle mi kabul ettim? Ben para için mi evlendim? Ne diyorsun? Ayıp ediyorsun ama artık ya. Kardeşim bak tamam. Ben her şeyin farkındayım. Sadece kendi üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Yapma. Böyle yapacaksan, bu şekilde yapacaksan yapma. Kırıcı oluyorsun. Tamam. Özür dilerim kırıcı olduğum için. Ben de kırılıyorum bazen ama neyse. Ama bak bunları yaşamak zorunda değildik. Ve biz sonuna geldik şu an bunu. Sen de mutlu olabilir misin benim gibi? Bitiyor. Ha? Tamam. 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 Oh. Tamam. Bu kadar dil dökmene gerek yok. Madem istemiyorsun, bitecek bu iş. Yapacak bir şey yok. Sadece bir süre anneme yalan söylemem gerekiyor. Ah sana yazık ya sen. Ne kadar zor bir şey senin için yalan söylemek. Neyse. Lale gerçekten bak. Teşekkür ederim sana. Anlayışın için. Tamam. Vay 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 vay. Yani gece yarısı taksiyle gitmeyelim diye araba tahsis ettim. Çok centilmen adam. Öyle vallahi basit bir araba da değil. Naksa mı? Ya. Düğün ne zaman? Ne düğünü? Sizin düğün. Saçmalama Allah aşkına ne düğünü ya bu yaştan sonra? Kızım ne varmış senin yaşında başında? Gençsin, güzelsin. Belli ki adam da senden çok hoşlanıyor. Yoksa bu kadar uğraşır mı? Yani orası öyle tabii canım. Yani hardalları yolladı. Şenliğe çağırdı. Ne bileyim yemeğe davet etti. Sıra gecesi. Bir oyuncak da olsa bir hediye aldı. Yani hiçbir şey olmasa da bir şey var yani. Ay Filiz çok heyecanlı. Dur ne heyecanlanıyorsun hemen ya. Bir şey yok. Görüşüyoruz, sohbet ediyoruz. Öyle yani. Tabii canım tabii tabii. Yani dostluk da çok önemli. Yalnız böyle çok üst üste mahcup etti beni. Benim kesin bir şey yapmam lazım. Ne yapacaksan? Ya şu bizim her zaman gittiğimiz restorana mı davet etsem? Ama bu da biraz basit kaçar. Hı, doğru söylüyorsun. Olmaz. Ya şöyle onun da seveceği, hoşlanacağı değişik bir yer olsa. Bir düşüneyim bakayım ben. Düşünelim bakalım. Düşünelim. Valla soda falan istiyorsan vereyim. Her şey bulunur bu arabalarda. Soda. O kadar çiğ köfteden sonra diyorsun. E tabii ya ama. Hoş geldiniz Zırmak Hanım. Buyurun. Hoş bulduk Hülya'cığım. Teşekkür
ederim. Şunu da vereyim. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, gel. Ayakta kalma. Gel bakayım şöyle otur. Aa, yavaş. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Geciktin biraz. Öyle laf laf açtı ya. Karsu'yla oturduk. Annem yoktu zaten. İyi yapmışsınız. Her şey yolunda değil mi? Yolunda, yolunda. Çok şükür. Sende ne var ne yok? İşler güçler. İşler güçler? Nereden çıktı? Ya ne var işler güçler işte, yani öyle hani hep aynı şeyleri konuşuyoruz, biraz böyle değişik bir şeylerden bahsedelim dedim. İnan bana çok sıkılırsın hayatım, boş ver. Niye sıkılayım ya, böyle sıkıntılı bir şey mi var yoksa? Yok yani sıkıntılı bir şey olduğundan demedim. Ama ticaret hayatı öyle gül bahçesi değil maalesef. Her zaman beklenmedik şeyler oluverir. Boş ver sen bunları. Hem ne oldu? Çocuğumuz olacak diye gelecek kaygısına mı tutuldun yoksa? Tutuldum. Yani tabii ara ara herkese olur yani, ben de. Evet, bazen öyle gelecek kaygısı tabii yaşıyorum. Hiç sen bunlara tutulma. Hiçbir şeyi düşünme, olur mu hayatım? Her şey yolunda, merak etme. Her şey çok güzel olacak. Ne yapacaksın sen işi gücü? Boş ver. Hem zaten gayet profesyonel bir kadromuz var. Onlar her şeyi hallediyor, merak etme. Ay iyi, çok sevindim. Bak yine. Ne oldu, başın mı ağrıyor senin? Sorma ya. Sabahtan beri böyle ara ara saplanıyor. Birkaç gündür de iyi uyuyamıyorum zaten. Hülya'dan bir papatya çayı yapmasını istemiştim ama o da pek fayda etmedi. Allah Allah. Kafan dolu belki de. Yok, aslında pek değil. Bilmem. Oh. İzlemedin mi? Hayır, izlemedim. Bu mafya ailesini anlatmıyor mu? Evet. Tamam, hiç benlik değil, o yüzden izlememişimdir. Bence kimse de izlemesin, okumasın zaten. Aslında yani öyle bir hayata doğan insanları görmek için yani bence ilginç. Ne yapsın o insanlar da? Kurtulsun gitsin, doğru yolu bulsunlar. Ama mafya ya bu, adı üstünde. Girersen çıkamazsın. Bir de ailedensen hiç mümkün değil yani. Buyurun. Allah sizden razı olsun. Anlamadım. Beni biriyle mi karıştırdınız siz acaba? Olur mu hiç? Ben sizi hiç unutur muyum? Hatta evime geldiniz, kahvemi içtiniz. Ya ben? Evet. Allah ne muradınız varsa versin. Çocuklarım sayenizde okuyor. Evimiz sıcak, yemeğimiz de var. Ben daha ne isteyeyim? Anne, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti geceniz? Ay vallahi güzeldi. Yedik, içtik, eğlendik işte. Ama yoruldum, yatıyorum artık. Tamam, yarın konuşuruz. İyi geceler. Hadi konuşuruz. İyi geceler. Thank you.
Aa. Yoğurtlar azalmış. Çıkmadan halledeyim. Tamam, şimdi gidebilirim. Çok yakışıklıyım. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Hadi görüşürüz. Hah, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Konuşacağız. Ya Hande, Allah aşkına sürekli bir şey konuşuyoruz. Ne konuşacağız? Neyi bu kadar seviyorsun sen bu konuşma işini ya? Ne konuşacaksın? Ne oldu bizim evlilik meselesi? Ne olsun yavrum, Allah elinden öper duruyor işte öyle. Ben gülmüyorum Reha. Ya gül o zaman Hande, Allah aşkına gül ya. Hakikaten ne oldu Hande sana ya? Ha? Canımın içi. Bir tanem, kuzum benim. Sen eskiden gülerdin. Sen eskiden etrafını şen kahkahalarla böyle aydınlatan bir kadındın. Ne oldu sana yahu? Yüzümü güldür o zaman Reha. Bak ben öyle oyalamalara falan gelemem. Bana öyle he he deyip bekletemezsin. Eğer evlenmeyeceksen söyle. Eşyalarımı toplayayım, çekeyim, gideyim ben. Ya sen uçtun mu, delirdin mi anne? Ne diyorsun, nereye gideceksin? Canım nereye isterse oraya. Allah Allah, ya tamam halledeceğiz ya. Allah Allah, halledeceğiz. Tamam diyorsun da bir icraat göremiyorum ben. Tamamsa gün al Reha. Tamam, onu da alacağım. Yalnız bak bir şey diyeceğim. Sen benim halimi görmüyor musun ya? Ben daha yeni iş kuruyorum. Her gün işteyim, deli gibi çalışıyorum. Kafam patlıyor benim. El insaf diyorum, el insaf. Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonrası sende. Tamam halledeceğim. Aa, söz. Söz, vallahi halledeceğim. Ama ben çocuk da isterim. Çocuğu da hallederiz. Hemen. Hemen çalışmalara başlayalım akşam. Kızım yapma, bir şey diyeceğim. Vallahi duygusalım. Ben utanırım. Sen. Burada insanlar falan görecek. Tabii. Yaparız, çocuk tabii yapacağız. Erken. Çocuk kesin çocuk yapıyoruz. Hemen yapıyoruz. Hop çocuk. Hayırlı işler. Deli. Ay anne olacağım ben. Aa. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Size brownie getirdim. Kahveyle beraber yeriz. Aa, kendi yoğurtlarımı da getirdim. Brownie mi? Ay çok kalorilidir o şimdi. Hayır, bu çok sağlıklı bir brownie anne. Hiç merak etme sen. Aman teyzeninkine benzemesin de. Günaydın çocuklar, iyi misiniz? İyiyiz. Ben çok iyiyim. Öyle mi? Bu Neşe'yi neye borçluyuz hanımefendi? Bugün bale okuluna gideceğim. Bir balemiz eksikti. Anne, Tılsım zaten Adana'dayken de baleye gidiyordu. Hem babası halletti her şeyi. Ben de okulla konuştum. İyi, tabii tabii inşallah. Hadi, babanız geldi. Çabuk çabuk çabuk. Ben hemen çocukları verip geliyorum. Tamam, hadi. Good morning children. Günaydın. Canlarım hadi benim. Bakalım. Gelin bakalım. Gelin gel 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 gel. Hadi iyi dersler çocuklar. Baba beni okula yazdırdın mı? Ne okulu kızım ya? Nasıl ne okulu? Bale okulu. Bahsettim ya sana. Hatta sana yolladım bütün bilgilerini. Ha yok, daha yapmadım onu. Bugün kayıt olmayacak mıyım? Olacaksın canım. Merak etme. Babam bugün parayı ödeyecek, halledecek değil mi? Sen niye öyle bakıyorsun, dövecek gibi? Çocukların yanında ne biçim konuşuyorsun Reha? Değil mi? Değil mi? Ben onlar hani yapmasınlar, örnek olsun diye. Hadi bakalım, arabada children. Arabada children. Geçti annem. İyi dersler canım. Hadi bakalım. Beni bekleyin. Karşı, ne diyorum biliyor musun? Hiç merak etme. Bu para mevzusuyla alakalı. Evet. Evet. Gel. Ben yardım edeyim sana. Al anne. Ver bakalım. Şöyle koydum. Hadi bakalım. Evet. Ne oluyor? Anlatsana. Ay amma büyüttünüz ya. Ay Allah'ım ya. Ha birisi sabah sabah eline kek almış gelmiş. Öbürü işe gitmez. Ne oluyorsunuz? Anne yıllar sonra ilk defa date çıktın ama ya. Ya kızım ne date? Allah Allah. Yemek yedik geldik. Tamam işte onu anlat o zaman. İyi tamam peki. Şimdi gittik. Bir kere çok güzel hazırlanmış adamcağız. Sıra gecesine. Otantik bir ortam. Böyle yöresel kıyafetler giymiş insanlar, saz heyeti falan. Çok kibar bir adam. Çok güzel ağırladı bir kere her şeyden önce. Nefis de her şey. Evet. Biz ne zaman tanışacağız? Ay ben daha yeni tanıdım. Size ne oluyor? Hoşlanıyor musun? Yok, çok seviyorum. Kara sevda benimkisi. Ah deli deli konuşmayın ya.
Bir şey yok. Bir kere yemek yedik. Teyzen de vardı. Yalnız değildik. Ama tabii biraz beğeniyorsun değil mi? Kızıyorum vallahi ama. Beğenmiyorsan niye gittin? Yani. Bana bakın, ben artık hayatımda öyle aşk meşk falan istemiyorum. Ben güven duyabileceğim iyi bir dostum olsun istiyorum. Yani güven duygusunu tatmak istiyorum, bu. Hayat arkadaşı gibi yani. Ay amma uzattınız, sorgudayım sanki. Anne, biz şu anda seni sorguya çekmiyoruz. Bizim için senin mutlu olman çok önemli, biliyorsun değil mi? Tekrar bir şeylere başlamak için. Evet, hala iyi bir şeyler olabileceğine inanmak için. Evet. Aşkı küsmüş üç kadın bu evde böyle oturalım mı yani, ne yapalım? Merak etmeyin, siz daha çok gençsiniz. Ay ayrıca amma sık boğaz ettiniz. Ya yıllar sonra bir yere gittim. Hepsi bu, bir şey oldu yok, amma büyüttünüz yani. Merak ettik o yüzden. Ya etmeyin. Ben merak ettiğim zaman 50 tane laf söylüyorsunuz. Ay tamam sus, tamam bir şey demiyoruz. Ama yani anlatmak istersen de dinleriz, bunu bil. Hiç anlatmayacak. Çok verimsiz bir sabah oldu. Evet ya, niye öyle oldu? Hiç böyle hal etmemiştim. Ay pardon, siz eğleneceksiniz diye ben kalkacağım burada zıp 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 zıp. Ergenler gibi, ay şöyle oldu, ay böyle oldu. Böyle mi yapacağım? Beklentimiz biraz o yöndeydi. Yani evet, biraz evet, öyle konuşmuştuk evet. Ama. Ay yok, ben sizinle uğraşamam. İşim gücüm var benim. Peki, peki sadece... bir şey sor. Can brandiden yesin evet, keşke ya. Evet, çok güzel görünüyor. Evet. Yeni mi? Sabah mı oldu? Çok, evet, çok güzel bir o sen şey. Sen kendin mi yaptın? Hayır. Soğumasını bekledim biraz. Sıcacık, çok güzel dumanı tutuyor. Sesini yükselttim ona. Ulan ben senin için neler yaptım da? Can benim babam değilsin diyor bana. Bir anlık sinirli öyle demiştir babam be. Sinir mi? Böyle sinir mi olur be? Adam gelmiş diyor, Kadir'e teslim olacak. Ölü mü gözü almış ya? Serseri! Babam, şimdi olay çok taze. Sen biraz sakinleş. Ben bir çıkıp bakayım, izin verirsen durumlara. Tamam, git konuş tabii. Senle konuşursa. Ben sana bilgi vereceğim baba. Dert etme sen. En azından yani Kadir diye bir derdimiz kalmadı artık. Ha, şükür. Çayın da haşlanmış. Buradan duyuyorum kokusunu ben. Ha, neyse, tamam hadi. Babam, Filiz hanımlar en azından memnun kaldılar epey akşam. He. Elimizden geleni yaptık işte. Bir kuş sütü eksikti baba. Abi Atilla gelmeseydi, bütün bunlar yaşanmasaydı daha güzel olurdu ama. Neyse baba, ben çıkıp bakayım. Güzel haberler getireceğim inşallah sana. He. Hadi git bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Ne oluyor burası? Kafe olacak. Aa ne güzel, iyi. Sokak canlanırsa herkesin işi canlanır. Daha çok işiniz var mı? Akşam bitecek abla. Hı, iyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı olsun bu arada. Sağ olun. Birisine yaşamadan önce senden başka... Hoş geldiniz Karsu Hanım. Hoş buldum Pinokyo. Pinokyo? Aa, evet. Ne deseniz haklısınız. Haklıyım tabii. Tabii ki de haklıyım. Siz resmen aylarca bana yalan söylediniz. Bana oyun oynadınız. Atilla senaryoyu yazdı. Ben de oynadım başrolünde. Abimi daha çok hani rejisör gibi düşünmek lazım. Çünkü benim doğaçlamam... Sustum, sizi dinliyorum. Şimdi burası Atilla'nın, sen de onun adamısın, öyle mi? Yok, adamı demeyelim çünkü öyle olunca karanlık bir tarafımız varmış gibi oldu. Yok mu karanlık bir tarafınız? Dı. Vardı, artık yok. Peki, burası var mıydı böyle kitapçı gibi yoksa siz mi sonradan burayı yaptınız? Dükkan vardı da kitapçı değildi, abim de yazar olduğu için. Abin yazar falan değil, delirtme beni. Değil, değil, yazar değil. Yazar kimliği olduğu tamam. için. Tamam. Yeter, daha fazla anlatma bir şey. Şu düştüğüm duruma bak. Şey, Karsu Hanım, gitmeyeceksiniz değil mi? Bizi bırakmayacaksınız.
Yani işi bırakmayacaksınız. Tabii ki de bırakmayacağım bu işi. Ben bu iş için emek verdim. Buranın sahibinin kim olduğu, bana ne yalanlar söylediğiniz umurumda bile değil. Ben buraya emek verdim ve karşılığını da almaya devam edeceğim. Evet. Bence de. Sen yorum yapma. Tamam, sustum. Burası benim evime yakın. Çocuklarımın okuluna yakın. Benim için çok uygun. Ayrıca ben burada çalışmayı seviyorum her şeye rağmen. O yüzden ben burada çalışmaya devam edeceğim. Emeklerimin karşılığını almaya da devam edeceğim. Ne bir eksik ne bir fazla. Ama senin o abin buraya gelmeyecek bir daha. Gelmez. Gelemez. Konuşuruz, gelmez. Olur da daha iyi şartlarda bir iş bulursam da bırakır giderim. İşte biz de onu buldurtmayız evvelallah. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka. Yapma. Tamam, yapma. Şu andan itibaren sessizlik yemin ediyorum. Neymiş efendim? Tılsım baleye yazılacakmış. Bak bak, Karsu Hanım fetva verdi. Yazılsın, ne var? Ya yazılsın yavrum, yazılsın. Tabii ki de ben evladımdan bir şey mi saklayacağım, bir şey mi esirgeyeceğim? Ama yani Karsu Hanım sen de kalk, çocuğun bir babası var de. Bir ara bir haber ver, bir fikrimi al benim. Saksı mıyım ben ya? Senin bale hakkında bir fikrin var mı? Sen hayırdır ya bana böyle konuşuyorsun? Sen solundan mı kalktın? Ne oluyor? Biz Atilla'yla sabah uzun bir konuşma yaptık. Allah Allah. Ne istiyormuş bizim tavşan damat? Boşanacağım diyor. Ne diyor, ne diyor? Ya daha evlenene ne oldu lan? Nereye boşanıyorsun? Hayırdır? Karsu'yu seviyormuş. Ne? Bağırma be. Ya ne demek bağırma kızım? Sen delirdin mi? Ne diyorsun sen? Herife bir tanesi benim karıma aşık, karımı seviyor. Ben bağırmayacak mıyım? Yine aynı şey yapıyorsun. Yine aynı şey konuşuyoruz biz. Karsu'yu sevmek ne demek? Laleciğim. Ya Karsu'yu niye konuşuyoruz şu an? Benim olayım bu, benim, benim, benim. Tamam, devam et. Neyse işte babasına resti çekmiş bu. Diyor ki yani boşanacağım, sonra da Karsu'yla birlikte olacağım diyor. Babası ne demiş, izin vermemiştir herhalde. Yangın var diye bağıracağım şimdi ha. Tamam, devam et. Etme bağır. Yangın var diye bağır. Ya şu an benim içimin yanmasını durduramıyorum ya. Sen Karsu'yu bu kadar seviyorsan niye anneyle aynı evde yaşıyorsun? O mevzu. Bak gördün mü Raha, yine karşımıza çıktı o mevzu işte. Evet, sana anlattım ya, bu evlenmek istiyor dedi. Bunu kaldırmaya çalıştım. Yemiyor. Hala evlenmek istemeye devam ediyor ısrarla. Ben ne yapacağım? Benim bu mağduriyetimi kim karşılayacak ya? Senin yüzünden. Ha. Bütün erkeklerden nefret ediyorum. Tamam, devam et. Neyse işte. Hı. Ona böyle seni mağdur etmemle falan bir konuşma yaptı. Etmeyecek tabii. Etmeyecek tabii. Hayırdır? Para mı alacağım? Alacağım tabii kızım. Sen kafayı mı yedin? Alacaksın tabii ya. Allah Allah. O kim lan bana para verecek? İstemiyorum senin paranı falan dedim. Yani boşanacaksak boşanalım, tamam dedim. Kızım sen böyle bir şeyi nasıl dersin ya? Para istemiyorum, boşanalım falan nasıl dersin? Nasıl dersin böyle bir şey? Boşanacağımızdan değil herhalde be. Ha, işte tam Reha Özkanlık bir hareket. Bu işte böyle boşanacağım dedim. Biraz böyle rahatlasın falan. Böyle bir oh, özgür hissetsin kendini falan. Sonrasına bakacağız. Seninle gurur duyuyorum. İşte şimdi seninle gurur duyuyorum biliyor musun? Ama kendimle ilgili hiçbir şey duyamıyorum, edemiyorum. Çünkü karımı bir adam seviyor. O adam benim kız kardeşimle evli. Kızım baleye yazılmak istiyor. Sevgilim illa benimle evlenmek istiyor. Yaşadığım mağduriyet. Ya kardeşim beni dinlemiyor ki ya. Beni kimse dinlemiyor. Ben mağduriyetimi nereye anlatacağım? Vallahi bana da oyuncak mı oyuncak dedik ama bayağı oyalıyor insanı. Aa, bir sürü de hesap kitap işim var. Bırakamıyorum ki bunu. Ey Allah'ım ya. Neresiydi? Ha, şurası. Bu gece uyumamışım. Bu gece uyumamışım. Uykuma doymamışım. Uykuma doymamışım. Bu gece uyumamışım. Bu gece uyumamışım. Ay, tıkıldı dilime. Öf. Dur biraz ara vereceğim. Bu gece uyumamışım. Sadece de o kadarını hatırlıyorum. Bu gece
uymamışım dedim. Ay dur, biraz ara vereceğim. Kirpikli bir şeydi orada. Kirpiği... Ay, çok uyandık. Efendim Lale. Karsucuğum nasılsın? İyidir, sen? İyiyim vallahi, ne olsun? Ben çocuklara ufak ufak hediyeler aldım, onları vermek istiyorum. Bir de kadın kadına konuşalım mı biraz, olur mu? Olur ama ben kitapçıdan fazla uzaklaşamam. Yakınlarda bir yerde otururum, sen gelirsin yanıma, olur mu? Tabii. Sen bana oturduğun yerin konumunu at, ben gelirim. Yoldayım zaten. Tamam, atarım. Görüşürüz. Görüşürüz. Cevdet, ben şimdi bir saatliğine bir işim var. Çıkacağım, sonra geleceğim. Tamam, olur. İsterseniz hiç gelmeyin. Ben zaten buradayım. Ne demek isterseniz hiç gelmeyin ya? Ben burada çalışıyorum. Az önce sana ne söyledim? Ne bir eksik, ne bir fazla, değil mi? Evet, evet. Tamam, anladım. Tamam. Benim artık her şeyi biliyor olmam bizim iş ilişkimizi etkilememeli. Tamam mı? Yani yanımızda bir başkası varken sen hala benim patronumsun. Anladın mı? Anladım. Her şeyi herkesin bilmesine gerek yok. Kimsenin bir şey bilmesine gerek yok. Kimsenin hiçbir şey bilmesine gerek yok. Anladım, tamam. Hadi, bakalım. Hadi, inşallah. Bir saate geliyorum. Tamam. Allah abimin yardımcısı olsun. Kartuşuya bak sen ya. Bayağı eli maşalı çıktı bu. Ya gözünü açıp bir bakıyor bana. Vallahi içim titriyor korkudan. Ama niye korkuyorum ki? Ben mafyayım. Dım. Mafyaydım. Mafyaydık. Ay vallahi çok güzel oldu. Dur şunu bir resmini çekeyim de Hasan Bey'e yollayayım. Hoşluk olur. Bir bakayım. Ben de böyle alayım. Çiçeği bitirdim. Çerçeveledip asacağım. Çok teşekkür ederim. Bak ya, Nemrud'un kızı. Resmi bitirmiş, yollamış. Kibar hanım. Alo. Evet, Filiz Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Mesaj gördüm şimdi de, resmi görünce iyi oldu. Ya ben de bayıldım, çok güzel oldu. İnanın yeri bile hazır. Ha, güle güle kullan inşallah. Çok teşekkür ederim. Ya Hasan Bey, ben tekrar teşekkür etmek istiyorum dün gece için. Yani mahcup ettiniz bizi yine. Ama ben de sizi misafir etmek istiyorum. Artık bir kahve olur, çay olur. Ama benim misafirim olacaksınız. İtiraz istemiyorum lütfen. Evet, davete icabet etmek gerekiyor tabii. Ben yarın için güzel bir yer bulup size haber vereceğim. Tamam, bekleyeceğim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler Filiz Hanım. Hah, gel Ömer. Elektrikler gitti ne? Bu hafta bu dördüncü oluyor. Site sakinleri şikayet edip duruyor. Aa, nasıl ya, böyle bir sitede elektrik gider mi? Bizim acilen jeneratör almamız lazım. Bu nasıl olacak? Defalaştı. Araştıracağız jeneratör fiyatlarını.
Site sakinlerine birer yazı yollayacağız. Neyse üstlerine düşen ödeyecekler alacağız. Ha, kabul ederler mi ki? Ya nasıl etmesinler? Olur mu böyle elektriksiz? Allah aşkına. Ya, haklısınız. Aslında şu maçtan gelen parayı da alırsak. Final maçı haftayaydı değil mi? Evet. Ya aslında 3 maç kazandık, 2 maç kaybettik. Bir şansımız var. Alacağız, mecburuz almaya. Ben çıkıyorum, sen otur şu jeneratör fiyatlarını bir araştır, hadi. Tamamdır Filiz Hanım. Hadi bakalım. Bu arada çocuklar için küçük bir şeyler aldım. Teşekkürler, zahmet etmişsin. Abim söyledi, Tılsım baleye başlamış. Ona da böyle ufak tatlı bir şey aldım. Teşekkür ederiz. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Sen? İyi. Ne var ne yok? Aynı. Ama sen böyle buluşup kahve içmek istediğine göre, bir de bana böyle baktığına göre sende bir şeyler var. Yalan yok. Var. Karsu Atilla benden boşanmak istiyor. Sebep olarak da sana olan aşkını gösteriyor. Ben miyim sebep yani? Ben kocamı çok seviyorum. Fakat o bir kadın için beni terk ediyor. Bu sana tanıdık değil ya, sen biliyorsun bu hikayeyi. Bir dakika Lale. Yanlış mı anlıyorum yoksa sen şu anda kendini benimle mi kıyaslıyorsun? Niye gülüyorsun, ben anlamadım. Çünkü ben her şeyi biliyorum Lale. Atilla bana her şeyi anlattı. O yüzden bu kocama aşığım, kocamı seviyorum saçmalıklarını kesebilirsin. Bu yapmaya çalıştığın sahte mağduriyet birazcık komik duruyor. Bundan prim kasmaya çalışma. Anlamadım. Her şeyi anlattı derken? Neyini anlamadın? Her şeyi biliyorum işte. Neden evlendiğinizi, ailesini, babasını, yapmak zorunda kaldıklarını, yapmak isteyip de yapamadıklarını, her şeyi biliyorum. Sana da teşekkür ederim bu arada. Yani beni ve yeğenlerini korumak için çok büyük bir fedakarlık yaptın ama bence gerçekleri daha fazla bükmeye çalışma. Karsu, yani öyle tuhaf konuşuyorsun ki gerçekten şaşırtıyorsun beni. Neden? Neden şaşırtıyorum seni ya? Hı? Eskisi gibi ayıp olmasın diye söyleyemediklerimi içimde tutmadığımdan mı şaşırıyorsun? Ya öyleyse söyleyeyim şimdiden, daha çok şaşıracaksın. Çok. Öyle mi? Ha. Artık ne yaşadıysanız. Tabii ben benden boşanacak kadar bir şey yaşadığınızı düşünmemiştim hiç. Yaşadığımız şeyler seni ilgilendirmez. Ama merakını gidereyim. Siz evlendiğinizden beri bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Olamaz da zaten. Ayrıca bunların hesabını soracağın kişi ben değilim. Ben herkesten, her şeyden uzaktayım. Beni bu meseleye karıştırma. Karsu, ben Atilla ile birlikte olmak istiyorum. Boşanmak istemiyorum. Lale, sen bir iyilik yaptığını düşünerek içine girdiğin bu sahte evlilik etkisiyle mi böyle konuşuyorsun? Yoksa bu duyguların çok önceden vardı da sen bu durumu lehine çevirebileceğini düşündüğün için mi bu saçmalığı kabul ettin? Bir sorsana kendine Lale. Her iki durumda da benim senin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Kocaman kadınsın. Kendin ettin, kendin buldun. Sonuçlarını da sen katlanacaksın. Benim artık kalkmam gerekiyor. Kahve için teşekkürler. Yeğenlerine aldığın hediyeleri de onlara ileteceğim. Görüşürüz. Kendim ettim, kendim buldum. Öyle mi? Siz öylesin. Evinizin köstebeği Diloş. Hoş geldin ya. Abi. Ne abisi? Abi deme lan sen bana. Yapma, gözünü seveyim. Sevme lan sen benim gözümü. Ne anlarsın sen sevgiden?
abi dediğin adama ihanet eden adamsın ya. Yalan mı? İhanet etmedim abi. Hasan baba senin iyiliğini istedi. Ah canım benim ya. Hasan baba zaten çok iyilik timsali bir insan. İyilik dağıtıyor herkese. Değil mi? Ulan sen bana söylesen. Ağam çıktı. Karsu'nun yaşadığını biliyor desen yaşamayacağız biz bunları. Yaşayacak mıyız? Bana bak! Abi benim tek derdim seni korumaktı. Gene olsa gene yaparım. Hadi ya. Yaparsın. Olursan yaparsın oğlum. Yoksun sen benim için artık. Ben de senin için yokum. Bitti. Abi. Ne? Ne lan? Yapma. Özünü seveyim, yapma. Ne yapmayayım? Tamam, korkmayın ya. Söyle ağana, ben sizin işlerden çıkıyorum. Bitti o iş. Bulaşmayacağım sizin işlere. Bambaşka bir sektöre geçiyorum ben artık. Hadi git. Hadi git, ağan sana biraz iyilik yapsın. Hadi. Hasan baba çok üzüldü. Hadi! Yani böyle orijinal bir şeyler olsun istiyorum. Şimdi bir kafeye götürmeye kalksam yine bana hesabı ödetmeyecek. Ben misafir etmiş olmayacağım sonuçta. Eve de davet edemem. Sinemaya mı gitseniz? Ay ben de geçen gün tiyatroya gittim, Aydınlık Evlere. O kadar güzellik etkisinden çıkamadım. Ay ona bilet bulunuyor mu ya? Vallahi ben de şaşırdım. Bana da Ömer buldu. Kızım, bu Ömer meselesi devam ediyor mu hala? Yani kalkıp bir de tiyatroya mı gittiniz beraber? Anne birlikte gitmedik herhalde. Ben Figen'le gittim. Bileti o buldu sadece. Ne oldu ya? Bak İpek. Annenin de anlayacağı tabirle söyleyeyim. Bu çocuk sana yanık ve sen bunu görmüyorsun. Hayır, görüyorum ama görmezden geliyorum. Zaten bence eninde sonunda bıkacak ve bırakacak. Kızım bak böyle olmaz. Net olman lazım, tamam mı? Yani açık açık konuş ki o çocuğun da içinde bir şeyler birikmesin. Ay evet, yazık çocuğa da ya. Hep sana böyle bir şeyler yapmak istiyor. Sen de onu kıramıyorsun. İyi peki, tamam konuşurum ya. Çok iyi oldu söyledi. Tabii canım. Ne geldi bak aklıma? Acaba pikniğe mi gitseniz diyorum. Ha. Hı. Böyle evde bir şeyler hazırlarız. Ev yapımı. Açık hava. Oh mis. Vallahi güzel fikir. Dur ben bunu bir düşüneyim. Pardon, bakar mısınız? Tabii, buyurun. Karsu, ben bakarım, sen işine bak. Buyurun hanımefendi, ne istemiştiniz? Ya ben bu kitabın konusunu pek anlayamadım da, siz okumuşsunuzdur diye düşündüm. Tabii, okudum. Çünkü kitaplar okumak içindirler hanımefendi. Ama sorarım size. Bir kitabın arka kapağını okuduğumuzda o kitabı anlamış olur muyuz? Anlamadım. Şöyle, bir kitap sadece arka kapağında yazılanlardan ibaret olsaydı, o zaman bütün bu sayfalara ne gerek vardı? Yani ne demişler? Anlamak için anlatmak yetmez. Anlatmaya zaten benim mecalim yok. Şimdi bu kitabın konusu bu mu? Ben hala anlayamadım da. Hanımefendi, ben size yardımcı olayım. Teşekkürler Cevdet Bey. Bu kitap bir kere karşılaşan ama bir daha asla kopamayan bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor. Ya, bol dram olmalı. Çok ağlatır. İyi o zaman, ben alayım bunu. Zaten bu ara çok ağlamaya ihtiyacım var. En azından kitap duygusu aldı derim. Çok mantıklı. Yardımcı olayım size, tamam. Buyurun. Ne kadardı? Bakalım hemen. 270 lira. Tabii. Buyurun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi okumalar, iyi ağlamalar. Kitaplarla kalın. Ne yapıyorsun sen? Karsu Hanım, çok özür dilerim. Ben bu ara çok kitap okuyorum da. Hanımefendi de sorunca bir anda bir yazar moduna girdim. Çıkamadım da.
Anladım. Çoklu kişilik bozukluğu diyorsun. Tabii huy oldun. Ne yapacaksın? Her şey çok hızlı gelişti. Ne ya? Sana burada kitap okumaya çalışıyor canım. Bu terbiyesizlik olur mu? Kusura bakmayın, hemen hallediyorum ben. Pardon. Pardon, bakar mısınız? Pardon. Pardon, bir bakar mısınız lütfen? Beyefendi, pardon dedim. Buyurun. Ne demek buyurun? Ne işin var senin burada? Çalışıyorum. Ve usta mı olmaya karar verdin? Usta olarak. Yok ya, yani mekan sahibiyim ben. Ben şu an şoklar içerisindeyim Karsu Hanım. Yemin ederim haberim yoktu. Abi kafe mi açıyoruz? Evet Cedid, kafe açıyoruz. Çok güzel olmuştu böyle. Cennet Kafe. Beğendin mi? Şaka mı yapıyorsun sen bana? Koskoca İstanbul'da kafe açacak başka hiçbir yer kalmadı mı? Yani namusumda paramı kazanmak istiyorum. Böyle bir mekan açmak istedim. Burası boştu. Burayı tuttuk. Yok ben anladım. Kesin bir beddua falan var benim üstümde. Çünkü bunun başka hiçbir açıklaması yok bu saçmalığın. Nazardan da olabiliyor böyle. Allah korusun. Artık burada da komşuyuz. Abi bunlar bana yolsa elektrik olarak geri dönecek ama. Ödersin. O kadar fazla tepki vermedi bence. Daha kötü olabilirdi yani. Şu anda çok tepkili baban. Tepki? Ulan ne tepkisi be? Ben artık sadece yasal işlerdeyim. Babamdan da bir şey istemiyorum dedi. Yeni bir hayata başlayacağım diyor. Nasıl olacakmış o yeni hayat? İşte ben oradan çıktıktan sonra araştırdım bir küçük. Kafe açacakmış herhalde. Kafe? Benim oğlum kahveci mi olacak? Orada gidip elin oğlana, o müşterilere servis mi yapacak? Vah! Hasan Maşkaya, vah! Hani oğlun gibi bak, büyüt, yetiştir, gidip şarkıcı olsun. Öz be öz oğlun da gidip kahvehaneci olsun. Vah, ki ne vah. Baba, acaba diyorum Mert'le mi konuşsam bir? Ha. Benim de aklıma geldi. Bunlar nasıl olsa hani Atilla'yla görüşüyorlardır bunlar. Hani Atilla olanları anlatıyordur onu. Kesin, tabii. Hı? Bunca yıl sonra Mert'le karşılaşmak nasıl olur onu bilemiyorum. Yani seni öyle karşısında görünce bir korkacaktır tabii ama konuşur bence yine de. Karsu Çelik. Merhaba. Ben. Telefonda Hayır. konuşmuştuk. Tılsım'ın annesiyim. Geleceğim. Merhaba Tılsım. Merhaba. Ben formu online olarak doldurdum. Babası da ödemeyi halledecek. Hiç sorun değil. Okulumuza hoş geldiniz. Tılsım istersen deneme için bugün derse katılabilirsin. Gerçekten mi? Çok isterim. Tamam olur. Ben de çıkışta gelip alırım seni. Hadi gel ben senin sınıf arkadaşlarına tanıştırayım. Harika. Tamam. Gel bakalım Tılsım. Hadi iyi eğlenceler. Teşekkürler anne. Ben gelip alacağım seni. Hadi bakalım çocuklar, eve bizde. Tamam.
Ah Ömer, ne yaptın? Araştırdın mı jeneratör fiyatlarını? Araştırdım. Hatta bir iki şirkette de konuştum. Ne dediler? Ev başı 5.000 dolar. Dolar mı? Hmm. Yani şöyle bir hesapladım da kapataslak. Bu toplamda 1,5 milyon liraya geliyor. Ay yok. Bu pintiler orta çağdaki gibi elektriksiz kalır, gene ödemezler o fiyatı. Ya siz ikna ederseniz bir şekilde, yani elektrik olmayınca su olmuyor, su da olmayınca hiçbir şey olmuyor. Vallahi ne yapacağız? Konuşacağım artık. Ne diyeyim, birazcık şahsi masraflarından kıssınlar, ne diyeyim yani? Bence de. Ömer, sen İpek'e tiyatro bileti vermişsin, öyle mi? Ha, evet, doğrudur. Arkadaşsınız tabii. Çok ince bir düşünce, çok hoş. Evet, arkadaşım kendisi. Gezsin, eğlensin istiyorsun herhalde. Hem o var, hem ben gidemeyecek durumdaydım. Onun da canı sıkkındı, ona hediye ettim. Ama bak Ömer, sen yani şimdi hem okuyorsun, hem çalışıyorsun. Değil mi? Madem gidemeyeceksin tiyatroya, o zaman git sat bileti. Yani ailene destek olmak için çalışıyorsun sonuçta. Ama masrafın çok, harcaman çok. Doğru diyorsunuz Filiz Hanım. Damlaya damlaya göl olur. Bak bu atasözleri boşuna söylenmemiş. Sen İpek'e bilet hediye edeceğine o paranı biriktir. Oldu? Tamamdır. Hadi bakalım, çıktım ben. Hoşça kal. Bayılmışım burada. Oh. Geliyorum. Baba. Paşa gitti. Paşa! Oğlum bırak beni ya. Adamın babası gelmiş kedi kovalıyor. Git şu kediyi bul Dilavi. Emredersin baba. Paşa oğlum. Cengizhan, Mert. Sen babanın yanına git. Ben kediyi bulurum, tamam? Sakın bulmadan gelme ha. Sen merak etme. Oğlum o benim. Allah'ım yarabbim. Mert. Mert benim adım. Peki. Mert. İyi gördüm sen. Yaşıyorum. Yarım kalan işini tamamlamaya geldiysen eğer. Yok. Niye geldin peki? Seni görmeye geldim. Konuşmaya geldim. Konuşmaya geldin. Sen benim ölüm emrimi verdin ha? Ne konuşmasından bahsediyorsun? Ben yıllarca ne olduğunu anlamadım bile. Kendimi suçlayıp durdum. Neydi benim suçum? Hı? Neydi benim suçum ya? Ben seni baba bildim baba. Sana benzemeye çalışan Atilla değildi, bendim. Benim tek hayalim senin gibi bir adam olmaktı. Yazık. Ne yaptım ben sana? Bana anlatsana ya Allah aşkına. Bir insan gözü gibi yetiştirdiği bir çocuğu neden öldürmek ister ya? Annenin ihanetinin resmi kanıtını böyle karşımda görmeye dayanamadım. Ben bunları sineye çekecek bir adam değilim.
hiçbir suçu olmayan çocuğu öldürmek istedim. Annem kahrımdan öldü. Annemi kaybettim ben. Farkındasın değil mi? Bari sokağa atsaydın. Yüzümüze bakmasaydın. Her şeyi yapsaydın, öldürmek ne demek ya? Öldürmek ne demek ya? Sen kendini ne sanıyorsun Allah aşkına ya? He? Ben annemi kaybettim baba! Sen kimsin ya? Acele akma! Aşarsan ne olacak? Ha? Vuracak mısın? Vur hadi. Vur! Ben bundan korkmuyorum artık. Vur da o ihanetin kanıtı kalksın ortadan baba. Vur! Vur hadi! Kendi büyüttüğüm çocuğu öldüreceğime kendi kafama sıkarım daha iyi. Ne yapıyorsun? Saçmalama, indir o silahı. Baba. İndir o silahı! Allah aşkına ya, bir bırak! Bırak! Dur baba! Bırak, bırak şu silahı baba! Bırak! Bırak! Pişmanlık böyle anlatılmaz baba. Ben odandayım. Çıkarken kapıyı kapatırsın. Babam iyi misin? İyi değilim. Şu kediyi ver beni. Eve götür yorgun. Emredersin baba. Çantan çok güzelmiş. Teşekkürler. Babamın doğum günü hediyesi. Bu markayı çok seviyordum. İlk çantamı babam aldı. Güzelmiş. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Canım. Nasıl geçti ilk günü? Güzel geçti. Çok sevindim. Hadi gel gidelim. Neyle gideceğiz? Yine otobüsle mi? Evet canım, yine otobüsle gideceğiz. Ama bu tarafta daha yakın bir durak varmış. Hadi. Bir jeneratör diyorsun. Ev parası valla. Elektrikler de devamlı kesilip duruyor. Taksit falan olmuyor muymuş ya? Sorduk, iki tanesi yapmıyormuş. Ömer şimdi başka bir yere araştıracak. Hadi bakalım. Ne oldu Tılsım? Sen niye üzgünsün gene? Yok bir şey. Kızım, bale istiyordun. Gittik yazdırdık. Gene mi mutlu değilsin? Ne oldu Tılsım, neyin var? Var bir şey, var. Söyle bakayım, hadi. Ya bugün balede bir kız açılmıştım. Kızın adı Vera. Vera mı? Hay Allah'ım, bu isimler beni öldürecek gerçekten. Balım vardı, şimdi bir de Vera çıktı. Anne. Tamam. Ne olmuş? Ne yapmış bu Vera? Ya baba sonra doğum günü hediyesi olarak marka bir çanta almış. Çok beğendim. Okul dönüşünde de şoförle gittiler. Ha, anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Adana'dayken bizim de şoförümüz vardı. Ama maalesef şimdi otobüste dönüyoruz. Evet ama şu anda Adana'da değilsin. Vallahi ne Adana'ymış ben bilemedim yani. Senin kadar memleket sevdalısı da görmedim. Gerçi biri daha var ama. Kim? Kilimci. Allah Allah. Kimse kim? Size ne? Ne oluyor? Sen ne gülüyorsun öyle kıs kıs? Yok. Benim de aklıma başka biri geldi de. Kimmiş? Ay. Siz ne karışıyorsunuz? Ben size soruyor muyum? Hep soruyorsun. Yemeğinizi yiyin bakayım siz. Ay ben sana neyi söylemeyi unuttum. Bu var ya. Hı. Benim kitapçının yanına kafe açıyor. Ha, bu yazarlıktan vaz mı geçmiş? Aman. Doğru valla. Kaç kişi kitap okuyor ki bu ülkede? Yazarlıkta para da yok. Yazarlık dediğin macera perestlik valla. Ya öyle.
Sen de burnunun dibine geldi diye üzgünsün tabii. Ya ne gerek vardı böyle bir şey? Ay evet, ne gerek vardı? Evden taşınsa iş yerinde göreceğim. Sorma. Neyse hadi. Ben teyzene geçiyorum. Hayırdır? Ya bir arkadaşımla programım var da yarın. Hangi arkadaşınmış bu? Birlikte sıra gecesine gittiğin arkadaşın mı? Ne o şimdi, türkü bara mı gideceksiniz? Anneanne, kim o? Herkes arkadaşım mı var? Değdim mi var? Aa, çapraz sorgudayım sanki, şunlara bak. Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Oh canım abis. Allah'ım yarabbim ya. İyi eğlenceler. Mersi. Ya işte bu konuşmaların sonunda geleceğim nokta Selvi. Selvi diyebilirim değil mi tabii bu arada? Tabii. Ya ben hep yani karımın gözünün içine baktım ama o beni boşladı. Sonra yetmedi boşandı. Yetmedi gitti, yazar bir herifle beraber oldu. Ve en ilginci, ki onun için de çok üzücü ama o herif kalktı gitti başka birisiyle evlendi. Ne? Ya hani bir hikaye vardır ya, komşu oğlun nerede, ne getirdi, incik boncuk, kime kime, kara kediye. Kedi ağaca çıktı, ağaç suya devriliyor, su nerede, ben ne bileyim, kim içmiş. Yani bunlar ibaret. Ama işte ben yani hep gözünün içine baktım onun. Yani ne istediyse yaptım, bir dediğini iki etmedim. Han saham, hamam saham. Yani tek bir gün kötü söz söylemişliğim yok. E peki o mu boşanmak istedi? Evet. Ben evinden işe, işimden evine giden bir adamım. Yani başka yaptığım hiçbir şey yok. Yani neden boşanmak istedi peki? Ya ben buna şey diyorum biraz, ne derler hani, rahat battı sanırım. Ya bence öyle, rahat battı biraz. Nasıl yani? Şöyle oluyor bu, normal bir şey aslında. E şimdi genç yaştasınız, bir hanımefendisiniz, evleniyorsunuz. Heyecan var. Sonra birdenbire çocuk giriyor işin içine. Başlıyor o zaman. Yorgunluklar başlıyor. Bu hayatın içinde benim ne işim var başlıyor. Ben bu hayatı istemiyorum başlıyor. Oluyor yani bunlar. Yani ben de mesela hiç öyle olmadım. Tenzih ederim ya. Şimdi siz bir iş insansınız. Yıllardır bir iş hayatınız var. Profesyonelsiniz. İşinizi çok iyi şekilde yapıyorsunuz. Kimse öyle olamıyor tabii. Ya işte neticede bu da benim acı hikayem diyelim. Üzüldüm. Teşekkür ederim. Ama yani her işte de bir hayır vardır. Belki ikiniz için de aslında böylesi daha iyi olmuştur. Değil mi? Değil mi? Aynen öyle. Peki şu an yalnız mısınız? Hayır değilim. Benim birbirinden tatlı, birbirinden şeker 3 tane çocuğum var Selvi. Ay ne kadar güzel. Teşekkürler, çok teşekkürler. Tanımanı çok isterim. Olur, ben de isterim. Tabii, bir gün muhakkak tanıştırırım. Ay çok heyecanlı, eski günlerdeki gibi. Ne çok pikniğe giderdik. Çocuklar küçücüktü. Ya vallahi ne güzel günlerdi değil mi? Hasan Bey'in de çok hoşuna gider bence. Ay bu gitmez mi? Baksana şuraya. Her şey mis gibi, ev yapımı. Tabii canım. Dur şunu da koy. Var değil mi yer orada? Var var var. Tamam. Şunu da verdim. Hah, ver canım. Ay bu arada Atilla kafe açtı biliyor musun? Aa, sebep? Ayol ne bileyim ben. Ya evimden çık dedim. Geldi sitenin dibine kafe açtı. Normal. Yanık o kar suya, yanık. Vallahi ben onu bir yakarım. Kendine gelemez. Ya sen benim kızımla görüş, sonra git başkasıyla evlen. Canına okurum ben onu. Ay taşınsa gitse şuradan. Bak Necan, biz yarın o kafeye gidip bir ağzını arayalım mı şunu? Evet, bence de arayalım valla. Asıl dur. Hı. Ben Ömer'le konuştum bugün. Şöyle bir laf arasında çaktırmadan siz İpek'le olamazsınız mesajı verdim. Ay çok iyi yapmışsın Filoş. Anladım bari. Anlamıştır canım, akıllı çocuk o. Evet tamamız değil mi? Hadi. Ay çok şık oldu vallahi, kapatalım şeyi. Kapanmıyor mu? Dur şöyle koyalım onu araya. Ben de öyle dedim, kapağı açılır mı diye bir şey yaptım. Çok şık oldu sepet. Yani sepet zaten çok şık. Piknik filmi vardı hatırlıyor musun? Kim Nova? Kim Nova? Hatırladım. Piknik, ay aklıma o geldi şimdi. Ay ama öyle kadeyle. Evet, gençliğimde de benzerdim kız ona ben. Öyle abi. Ay vallahi dur, çok hoşuma gitti şimdi.
kaldın ya? Ne demek nerede kaldın ya? Hiçbir yerde kalmadım ya. Ben sende kalmayayım da nerede kalayım ya? Hiçbir yerde kalmadım. İşimi bitirdim, evime geldim ya. Anam ağladı biliyor musun? Bütün gün ayakta durmaktan anam ağladı. Hala ayakta duruyorum. Seni uyur görünce dedim bir yüzlerimi değiştireyim. Ama oturayım iki dakika oturayım. Anam. Oh. Hamallık mı yaptın ayol? Ne bu hal? Ne hamallığı kızım ya? Canımız çıktı. Bütün gün çalış, hesap, kitap. Anam ağladı ya. Ne bakıyorsun öyle bana? Biraz abartılı bir yorgunluk gibi geldi de bana. Kızım niye abartayım ya? Çalıştım diyorum, her yerim ağrıyor diyorum. Ben ekmek paramın derdindeyim ya. Taş ocağında mı çalışıyorsun Rea? Vay Hande Hanım, sen geç dalganı geç. Biz ekmeğimiz için kendimizi paralayalım, sen dalga geç. O ekmeğin arasında Selvi yoktur inşallah. Ya şimdi hakikaten başlayacağım Selvi'den. Gerçekten kırıcı oluyorsun. Samimiyetime güven, kırıcı oluyorsun. Ben hakikaten bütün gün çalışıyorum, didiniyorum, pestilim çıkmış bir şekilde evime geliyorum. Benim sevgilim bana diyeceğine, oy ben sana kıyamam, yat da şöyle bir sırtını çiğneyim diyeceğine vır, zır. Yine aldın şuramdan. Hah. Yine aldın. Hah. Hadi dön. Hadi yavaştan. Allah'ım, Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım nasıl yoruldum. Nikah işlemlerine başladın mı? Vallahi o kadar yorgundum ki koşturmacadan onu unuttum vallahi. Aa! Kızım ne yapıyorsun ya? Masaj yapıyordun, adam dövüyorsun ama olmuyor anneciğim yavaş. Lüpçük girmiş oraya, onu çıkartayım ben. Ben de bir uygulama yükledim. Ha, ne yükledin? Doğum için en uygun anı söylüyor sana. Çalışmalara başlıyorsun. Allah Allah kızım sen delirdin mi? Ne doğumu, ne anı, ne uygulaması ya? Bir de robot Sofya ile evleneyim istersen ha? Hülya'cığım sen onu bana ver. Mutfaktan tatlıları getirir misin? Ben bunları götürürüm. Peki Irmak Hanım. Teşekkür ederim canım. Ne demek? Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ömer, ne haber koçum? İyi abi, seni sormalı. Abi gözlükler çıkmış, kıyafetler desen jilet, yıkılıyorsun. Eyvallah, sağ ol. Benim sana bir teklifim var ya, iş teklifi. Ama senin okul durumu ne? Ya abi son sınıfım zaten, yani çok bir dersim kalmadı. İş nedir? Mekancı oldum artık, kafe açıyorum. Vay, hayırlı olsun. Eyvallah. Bana garson lazım. Da senin okul durumuna göre yarı zamanlı olur belki. Ya biliyorsun ben yönetimde de varım ama yarım günden bir şey olmaz bence. Tamam. O zaman kabul. Kabul. Bu arada kafe nerede? Yakın ya. Bir şey çarşının orada. Bu kitapçının orada mı? İki yanı kitapçının. Süper. Yakın olması benim de işime gelir. İyi, çok iyi. O zaman ben senin iş akdini yarın başlatıyorum. Tamamdır. Yalnız ben öncesinde bir Filiz Hanım'la konuşurum. Sonrasında direkt yanına gelirim. Tamam, konuşsan haberle beni. Tamamdır, görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayırdır ya? Öyle hava güzel. Oturuyorum. Sen nasılsın? İyi. Avukat işlemlerini başlattım bugün.
O kadar hızlısın yani. Yani. Zaman kaybetmeye gerek var mı? Yok. Var mı? Yok. Sen daha iyi bilirsin. Orada burada kalmana gerek yok ha. İstediğin zaman gidebilirsin yani. Ya sen beni kovuyor musun şu an? Ha? Hayır ya. Ne, öyle bir şey demedim. Hayır ben, yani ben bir yere gidemem. Ben evimi kapattım. Kapattım evimi. Tabii senin böyle bir şey yapacağını tahmin etmediğim için kapatmış bulundum. Ama çok istiyorsan Reha'ya falan gideyim. Yok canım. Emre sen kal, istediğin kadar kal. Yani istediğimden de değil ama sonuçta alıştım buraya. Bir düzen kurdum. En azından kendi düzenimi kurana kadar, bir ev bulana kadar biraz idare edersin. Olur mu? Olur tabii canım. Aa. Ben başka yerde kalırım. Nerede kalırım ama? Mert. Mert'te kalırım. Aynen. Şarkıcı çocuk mu? Hı. O bende kalmıştı. Başı sıkışınca. Şimdi ben de onda kalırım. İade-i ziyaret. Olur mu? İyi misin canım? Ben çok uykum geldi birden ya. Gözümü açamıyorum. Yatalım istersen. Artık ben biraz burada uzansam hiç kalkacak halim yok. Olur. Gel şöyle yap, gel. Hop hop hop, gel bakalım. Hoppala. Şu gözlüğümü de çıkaralım. Uyudun mu? Hı? Rahat mısın? Hadi iyi geceler. Ey ufuklar diyorum.
Benim tek hayalim senin gibi bir adam olmaktı. Yazık. Ne yaptım ben sana? Bana anlatsana ya Allah aşkına. Bir insan gözü gibi yetiştirdiği bir çocuğu neden öldürmek ister ya? Kendi büyüttüğüm çocuğu vuracağımı kendi kafama sıkarım daha iyi. Evet. Verin bakalım kameraları. Atilla. Oo, hepsi peki. Takdir belgesi de var. Aferin sana. Sen ver bakalım. Ha, seninki pek iyi değil. Al bak. Bir dahaki sefere düzeltirsin onu. Üzülme, tamam? Babam. Ay Hasan başka. Ay. Hasan baba. Hani sen yıkılmazsın diyenler seni bu halini görse. Alo. Günaydın Filiz Hanım. Günaydın Hasan Bey. Nasılsınız? İyiyim ve sizi sormalı. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hasan Bey, ben sizi bugün pikniğe davet etmek istiyorum. Müsaitseniz. Piknik? Evet, bir değişiklik olur diye düşündüm. Evde de bir şeyler hazırladım. Ama eğer istemezseniz. Hayır, neden istemeyeyim? Çok memnun olurum tersine. Nerede şey Gülhane falan? Pardon, Gülhane? Yok mu Gülhane Parkı? Hani ben orayı çok severim. Yıllar var gitmiyorum. Aha, evet, evet. Gülhane. Çok sevindim. Çok güzel, çok. Ben o zaman geçerken sizi alayım, beraber gidelim. Aa, yok, öyle yapmayalım. Benim biraz işlerim var. Orada buluşalım sizin için de uygunsa. Hay, yani siz nasıl dersiniz? Tamam, peki saat 2'de diyelim mi? Olur, 2. Tamam. İki. O zaman şey, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İki, konuşamıyoruz. Olur, hay. Konuş. Allah, Gülhane nereden çıktı ya? Bu kadar güzel Boğaz'da yerler var. Bebek parkı var, şey var. Bu benimle gözükmek istemiyor mu acaba, nedir? Neydi o bir şarkı vardı? Aman kimseler duymasın, aman kimseler bilmesin. Sonra düşeriz dinlere. Ama kimseler duymasın, ama kimseler görmesin, sonra düşeriz dinler.
Günaydın. Günaydın canım. Oh, nasıl zor uyandım ya. Aa, niye öyle oldu? Ne bileyim, başım nasıl çatlıyor anlatamam. Hülya'ya söyleyeyim sana bir ağrı kesici getirsin. Yok canım, sağ ol. Aldım zaten. Hastaysan bugün gitme, evde dinlen. Öyle yapacağım. Grip oluyorum galiba. Ortalıkta yeni bir salgın varmış. Sen ne yapacaksın bugün? Nedir planın? Anneme gideceğim. Ha, iyiymiş. Ben bırakayım ister misin seni? Yok canım, sen bu haldeyken çıkma. Şoförle giderim ben. Tamam canım. Nasıl istersen. Geç mi dönersin? Yok. Yani bir teyzeme bakarım, orada biraz takılırım, sonra gelirim. Sen eğer hani kötü olursan haber ver, gelirim yani hemen. Yok canım, daha neler. Biraz dinlenirsen bir şeyciğim kalmaz, merak etme. Ben gideyim o zaman. Tamam canım, haberleşiriz. Kötü olursan ara beni. Tamam, haberleşiriz. Haberleşiriz. Başta hiç fiyattan bahsetmeyelim, tamam mı? Jeneratörün ne kadar elzem bir şey olduğunu anlatalım, en son fiyatı söyleriz. Bence de Filiz Hanım. Ya şey, bu arada Atilla abi bana iş teklif etti. Ne işi? Kafe açıyormuş da garsona ihtiyacı varmış. Ha, ama sen burada benimle çalışıyorsun. Öyle tam zamanlı değil, yarı zamanlı gibi. Hem bana da ekstra harçlık çıkar diye düşündüm. Ha, bak, harçlığım çıkar dedin, beni gafil avladın şimdi. İyi tamam peki, ama buradaki işini aksatmak yok. Ya, siz merak etmeyin. Ha. Aa, merhaba canım, nasılsın Gülcüğüm? Günaydın Filiz abla, iyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Hemen ver. Buyurun. Aa, nedir bu? Ya biliyorsun bu elektrik kesintileri çok canımızı sıkmaya başladı. Jeneratör almamız lazım. Ya sen de o kadar çok yemek yapıyorsun, bir sürü şeyler dondurucu kullanıyorsun değil mi? Derin dondurucu. Şimdi o yattığın şeyler ziyan olsun istemezsin. Evet doğru söylüyorsun. Ne kadardı ki, bu çok pahalı bir şey değildir herhalde. Sen şimdi broşürü bir incele. Biz zaten bu konuyla ilgili bir toplantı yapacağız daha sonra. Hı. Yani yaşam standartlarımızı yükseltmek için biraz harcama da yapmak lazım. Ne kadardır ki bu jeneratör? 10.000 lira falan mı? Yok, 100 lira. Sonra bir de üstüne maaşa bağlıyorlar. Koskoca site aydınlanacak, kolay mı? Tamam. Hadi sen bir incele broşürü. Tamam. İyi günler. İyi günler canım. 10.000 lira diyor. Pahalılıktan haberi yok, deli mi ne? Ya Filiz Hanım, bizim sitede kimse bu parayı vermez. Vallahi verecekler, mecburlar artık. Uğraşacağız, çabalayacağız, alacağız herkesten. Tamam. Ben kafeye geçebilir miyim? Tamam, iyi iyi geç. Ben de zaten ablamla beraber uğrayacağım birazdan. Tamamdır. Hadi, görüşürüz. Görüşürüz. Abi kahven. Eyvallah. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Güzel olmuş, ailemize. Semtimize de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz, buyurun. Bugün açtık, hoş geldiniz. Merhabalar, buyurun. Komşu. Komşu. Kahve ister misin? Çay içiyorum ben, teşekkür ederim. Kurabiye? Cevdet! Efendim abi? Kurabiyeleri ne kadarı var? Abi kukilerimin 2 dakikası var. Ha, kuki? İstemez. Ama olmaz ya böyle. Biz artık buranın esnafıyız. Birbirimize ikramlarda bulunacağız. Destek olacağız. Yoksa sen burada insanlık bitmiş dersin. Esnafız öyle mi? Yazarlık. Barista. Bir sonraki mesleğin ne olacak, o kadar merak ediyorum ki. Daha bakacağız, zaman gösterecek. Ama şimdilik bu. Namusumuzda, şerefimizde kahve satıyoruz. Bravo. Sevdiğim kadının da yanındayım. Sevdiğin kadın şu anda konuşmadan o kadar rahatsız ki. İyi, tamam, tamam peki. Ben sana rahatsızlık vermeyeyim. Kahve de istemiyorsun, ne vereyim? Cappuccino, mocha, latte, macchiato, hepsi var abi. Huzur var mı? Huzur verebilir misin? Var, vereyim. Sağ ol.
Mekan çok güzel olmuş, hayırlı olsun. Gözümüz yollarda kaldı. Hadi ya, hadi başla işin, hadi. Ömer, gel koçum, gel. Hemen. Komşu. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Atilla bir kafe açmış, ona gidiyoruz. Aa, kafe mi açmış? Yazar değil miydi o? Ne olmuş, yazarlar kafe açamıyorlar mıymış? Ay, açar canım. Bana ne de? Yani bu Atilla'nın da ne yaptığı belli değil. O da bunun üzerine diyor ki, ya ben sarımsağı nasıl yiyeyim? Vampirim ben, vampir. Çok özür dilerim. Tamam Nermin Hanım, ben onları imza alacağım, oraya bırakın. Efendim? Ha canım, ne yapıyorsun? Vallahi anneciğim, canım çıkıyor, çalışıyorum. Vallahi iş güç. Ay Reha, başlama yine ağlanmaya. Herkes çalışıyor. Hem konu o değil. Atilla kafe açmış, haberin var mıydı? Kafe mi? Ne kafesi ya? Yok, haberim yok. Ay ne bileyim ben. Türkan ablayla İpek geçti, şimdi onlardan öğrendim. Hayır yani, bu çocuk zengin. Niye diye kafe açıyor ki? Ya şey oluyor, işte bunlar böyle bir bohem hayat seçiyorlar ya, yazar falan bu. Tabii zengin de. Ya bu parayı nasıl batırırımı böyle çözüyorlar herhalde. Para batırmak için açmıştır yani, ben de bilmiyorum. Aa, duyunca bir garibime gitti, o yüzden aradım. Tamam hayatım, konuşuruz sonra, öpüyorum. Tamam, tamam, hadi görüşürüz, görüşürüz. Kafe mi açıyormuş? Ne yapıyor lan bu? Benim bu Hasan'la bu işi direkt kurmam lazım arkadaş. Bu kafe mafe işine girdiğine göre belli ki oradaki işlere bakmayacak. Ayrılacak oradan. Kafe açıyor diye harbiden bunun Lale ile evliliği sallantı o zaman. Atilla'cığım hayırlı olsun. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bol kazançlarınız olsun. İnşallah, çok sağ olun. Hayırlı olsun. Ya içerisi de çok güzelmiş, ben bir bakacağım. Ben de. Tabii buyurun, buyurun, buyurun. Evet. Böyle burada kafe açtığına göre herhalde yakın bir yerlerde ev bakıyorsun, boşaltacaksın ya evi. Merak etmeyin, ben sadece bana biraz daha zaman verebilirsiniz tabii ki, müthiş olur. Tamam. Bakarız artık. Bu arada çok iyi gözüküyorsun. Gözlükler falan atılmış, saçlar böyle bir değişmiş. Siz bana başından beri söylüyorsunuz zaten. Ben de sizi dinleyeyim dedim bu sefer. Korkumu yendim, gözleri çizdirdim. Ve yeni bir imaj. Çok iyi olmuş, çok iyi olmuş. Vallahi darısı diğer sözlerimin başına. Ben de bakayım bir ablamlara. Tabii, buyurun. Dilaver, Filiz Hanım beni pikniğe davet etti. Oraya geçeceğim. Ben adamlara söyleyeyim mi baba? Yoksa? Yok, gerek yok ya. Filana Parkı'nda beni kim bulacak? Peki baba, nasıl istersen. Baba, bu arada abim kafeyi açmış. He. Bizden tamamen koptu. Kafeden mi geçinecekmiş? Yok baba, öyle geçinmek gibi değil de işte tamamen ayrılmak için o amaçla. Dilaver. Artık biz de bu işleri yapmayacağız oğlum. Bütün sevkiyatları iptal et. Bak, evladımdan doğdum. Yoruldum. Yoruldum. Nasıl emredersen baba. Şimdi sana yapılacakları anlatacağım. Bunları ama iyice aklında tut, bir aksilik çıkmasın. Buyurun suyunuz. Teşekkür. Afiyet olsun. Sen bir şey dedin mi Ömer? Yok. O benim konuşmamdan anladı. Artık sen üstüne gitme de daha fazla şey yapmasın çocuğum. Afiyet olsun. Her şey yolunda mı? İhtiyacınız var mı? Yolunda, yolunda. Sağ ol. Güzel olmuş burası. Teşekkür ederim. Evet, ben de beğendim. Arkadaşlarımla da gelirim. Ya ne naziksin.
Bekleriz, her zaman bekleriz. Evet. Adı da ilginçmiş. Cennet Kafe. Tabii şimdi Cennet sitesi benim için özel. Yani Uğur getirdi bana. O yüzden kafenin adını da Cennet Kafe yapalım dedik. Bu arada paket servisimiz de başlayacak. Cennet sitesinden gelen siparişlere böyle tatlı, küçük ikramlarımız, sürprizlerimiz olacak. Ne kadar cömertsin. Artık yeni sitende de uygularsın bu cömertliği. Tabii ki. Ama dediğim gibi Cennet sitesi yani yeri bende ayrı. Neyse, afiyet olsun. İhtiyacınız olursa ben buradayım. Tabii tabii. Kazık çattı, hiçbiri gitmeye niyeti yok. Lan boş ver, üsteleme sakın. Neyse hadi ben kalkıyorum ya. Kalk kalk. Hadi görüşürüz. Teyze teyze. Filoş ya. Havalara bak. Haspam. Atilla'cığım. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani ama alınacağım ben artık. Gönül koyacağım sana. Aa, niye? Aa, biz akrabayız ayol. Yani herkesin haberi var, bizim yok. Yani öyle oldu biraz evet. Heyecandan söylemeyi unuttum size. Unutma ama. Bizi unutma. Reha çok bozulur sonra. Hay Allah ya. Tamam. Gözlükler gitmiş. Kafe için mi? Yeni imaj falan. Ya genel. Güzel. Yakışmış. Ne ikram edeyim sana? Bir Türk kahvesi alırım. Sade. Tamam. Türk kahvesi. Ben dışarıdayım, şuradayım. Gelirsin buraya, konuşuruz. Tamam. Bekliyorum. Geliyorum. Gel bakayım, gel. Hayırdır? Hayır mı şer mi anlayacağız şimdi. Senin o tavşan kocan kafeterya açmış. Ne kafesi ya? Oh yeah. Senin de haberin yoksa eğer biz yandık. Ya adam benden boşanmak için çırpınıyor. Açtığı kafeteryayı mı anlatacak? Yandık ki ne yandık ya biz? Niye yanıyoruz anlamadım, niye? Ya ne demek niye yanıyoruz ya? Eğer bu kafeteryayı açıyorsa belli ki babasıyla çalışmayacak artık. Bize ne? Nasıl bize ne ya? Bu bütün bunları karşı için yapıyor olamaz. O kadar salak olamaz yani. İşte senin için sevmek salaklık olduğu için öyle düşünebilirsin tabii. Yok yok. Sen merak etme, ben onun ikisini birbirine yar etmem. Orada öyle dur bir. Beni öldürün, beni öldürün diye çırpınıyorsun ha sen de. Hayır canım kardeşim, hayır. Ben onun babasıyla iş yaparsam kimse bana dokunamaz. Para için yapıyorsun yani. Benim elimden öper üç tane çocuğum var. Üç tane mi? Evet. Ne kadar nafaka veriyorsun sen? Konuyu değiştirme sen. Ben konuyu değiştirmiyorum, sen başka yere sapıyorsun sürekli. Yok, bak ben sana bir şey diyeyim. Bu Atilla da yakında anlar ha. Fazla oyalayamam. Yani şimdi suyuna gidiyorum. Her şey okey ama aptal değil yani. Aptal. Aptalın önde gidip bayrak tutan o. Mafyasın lan sen. Çek takımını. Kes raconunu. Bas git lan. Kafeterya açmak nedir ya? Şu kafeye bir gidelim ya. Bir uğrayalım bir ara. Tabii ki canım. Tabii ki uğrayacağız. Kendimizi hatırlatacağız. Öyle bir şey yok. Kahve içer misin sen? İçerim söyle. Tamam kalk gidelim, orada içelim. Orada içelim, masraf olsun buna. Gel gel. Filiz Hanım, müsaadenizle ben o sepeti bana alayım. O ağır biraz, görüyorum. Hay Allah, peki çok teşekkür ederim, sağ olun. Sanki şuraya yerleşsek güzel gibi. Vallahi siz nasıl uygun görürsen, nereye istiyorsan. Böyle bırak. Tamam. Tamam, şöyle yerleşelim. Ben size yardım edeyim mi? Ya ben açayım şöyle bir şey, örtümüzü çıkarayım. Sağ olun. Elinize sağlık. Ay Allah. Evet. Şu bir serelim. Tamam. Yardım ederseniz. Tamam. Evet. Şöyle. Evet, sepetimizi de alalım. Oh, şunu da alalım. Şöyle ben çıkartayım. Evde bir şeyler hazırladım. Hepsi ev yapımı. Oh, ellerinize sağlık. Evet. Şu da çayımız. İsterseniz siz onu servis yapabilirsiniz. Buyurun. Evet. Şöyle yapayım size. Evet, şöyle bunu da koyalım. Evet, siz açabildiniz mi? Evet, biraz alengik.
Evet. Tamamdır. Ben de şu tabakları bir çıkarmaya çalışıyorum. Çağımız da burada. Tamam, çok güzel. Her şeyimiz sığdı sepete. Valla böyle güzel şeyler de hazırladım. Evet. Mercimek köftesi yaptım. İddialıyımdır biraz. Çok güzel gözüküyor. Böreğimiz var. Aman ne güzel. Bu da böyle benim yaptığım bir börek. Bu da ablamın çok güzel yaptığı kurabiyeler. Aman ne güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şöyle peçete de vereyim size. Şöyle birer tane servis yapayım. Siz sonra istediğiniz kadar alın. Buyurun bakalım, bir tadına bakın. Tabii. Mercimek köftemizin. Ben de alayım. Evet. Oğlum. Çiğ köfte kadar güzel. Afiyet şeker olsun. Komutan. Filiz Hanım. Görüşme yerini nasılsınız? Vallahi nasıl olalım Hasan Bey? Koşturma, iş güç, yoğunluk, dertler hiç bitmiyor. Dertler? Yani bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ah yok, sağ olun. Ya bizim sitede işte problemler var. Ben de yöneticiyim malum. Elektrikler çok sık kesiliyor. Jeneratör almamız lazım. Fakat fiyatlar o kadar yüksek ki bir araştırdık. Ev başı 5.000 dolar falan diyorlar. Yani bunu bizim sitede 1-2 kişi verebilir ancak. Evet, benim bir arkadaş var. Ben tanıdık. Bu jeneratör işi yapıyor. İzninizle ben bir telefon açıp bir de ben fiyat alayım. Öyle mi? Ay vallahi çok makbule geçer. Ay çok iyi oldu bu. Gerçekten çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Her zaman. Şimdi böyle Gülhane Parkı'na gelince şey aklıma geldi. Cem Karaca'nın bir şarkısı vardı. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerhan şerhan. İhtiyar bir ceviz ağacı. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Bilmez miyim? Nazım'ın şiiri çok güzeldir. Nazım Bey, büyük şair. Peki siz hikayesini bilir misiniz? Anlatın, belki hatırlarım. Şimdi şöyle. Nazım sevdiği kızla Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacının altında buluşmak için sözleşiyor. Evet. Erkenden geliyor. Bakıyor etrafta polisler var. Malum o zaman da aranıyor. Hemen çıkıyor ağacın tepesine. Ağaca çıkıyor. O sırada sevdiği kız geliyor. Bakıyor Nazım'ı göremiyor etrafta. Nazım da yukarıdan aşağı bir bakıyor. Bir yanda polis, bir yanda sevdiği kız, inemiyor bir türlü ağaçtan. İşte o da ondan sebep herhalde bu şiiri kaleme alıyor. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne güzel, ne güzel. Aslında ben sizin bilmemenize şaşırdım. Bilmez olur muyum? Tabii satır satır biliyorum da sizden dinleyeyim dedim yani sizin anlatımınız. Ay Hasan Bey ilahi. Ben anlatıyorum. Hay Allah. Orada da bir şey daha vardır ilave. O da Nazım bir arkadaşı jurnalliyor. Yakalanması çıkmış Nazım'ın. Polise jurnalliyor. Diyor, o diyor şimdi Gülhane Parkı'nda. Ondan geliyor polis buraya. Kızcağı da orada. Aa, bakın ben bu ayrıntıyı bilmiyordum. Tabii. Ya işte bak geldik de böyle Nazım Hikmet'i andık. Cem Karaca'yı andık. Allah rahmet eylesin, onlar gibisi gelmez. Amin amin, doğru söylüyorsun hakikaten. Yerlerine kimseyi koyamayız, çok doğru. Hadi bakalım birazcık. Evet. Böreklerimizden, evet. Nasıl buldunuz mercimek köftemizi? Vallahi ben bundan 50 tane yerim ya. Abi ben size yapar yollarım artık. Sağ ol. Gerçi sizin çiğ köfteye benzemez tabii. Bu da yalancı çiğ köfte sayılır. O gün heyecan mı yaptım? Ne oldu böyle? Ayarını tutturamadım baba. Yok yok, çok güzeldi. Çok, ben bayıldım. Ben acı çok severim çünkü. Ablam biraz dayanıksız, o perişan oldu. Ama ben bayıldım yani. O dozu çok iyiydi. Acı tamam. Maşallah. Evet.
Hayırlı olsun. Sağ ol. Güzel mekanmış da böyle müzikli bir yer olsaydı daha iyi olurdu ya. Ben sahneye çıkardım, insanlar gelirdi. Ne oldu lan? Babam geldi. Anlamadım. Bana geldi. Ne yaptı, bir şey mi yaptı? Bir şey yapmış. Günah çıkardı. Ağamız. Eski kumlar açıldı. Büyüttüğü bir çocuğu vurmak yerine kendi kafama sıkarım dedi. Diyorsun oğlum. Silah vardı elinde, kafasına tuttu. Oğlum sen bana niye böyle? Allah'ım delirsen. Bak ben de artık... Sen bana niye söylemiyorsun oğlum ben şeyleri hemen? Bak benim kayış koptu artık abi. Ben ne olacaksa olsun kafasına girdim, haberin olsun. Tamam. Ne oldu sonra? Ben odama geçtim. İşte o da çıkıp gitti. Allah Allah. Ben buna gittim, konuştum. Yüzleştik. Sonrasında seni mi yokluyor şimdi? Allah istediği kadar yoklasın. Onun karşısında artık pısırık çocuk yok. Yeter. Tamam. Eyvah. Allah. Bana mı bakıyor? Sana bakıyor. Var ya, Cevdet'i yedi. Yedi. O zaman ben sıramı bir savayım. Sağ, sağ. Yazan mübarek olsun kardeşlerim. Hadi bakalım. Gel sonra. Tamam. Selam. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın diğer üyesi de gelmiş. Kızgın mısın? Sence? Kalsu ya. Ne yaptın ben, anlatsana. Ne mi yaptın? Ben anlamıyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Daha ne yapacaksınız ya? Ya tamam. Birazcık yalan atmış olabilirim. Birazcık mı? Çok. Çok yalan attım. Ama bak vallahi billahi bizim tanışmamız tamamen tesadüf. Filiz abla geldi, beni buldu. Ben zaten o zamana kadar Atilla'yı görmüyordum ki, konuşmuyorduk bile. Biliyorum. Her şeyi baştan sona anlattı abin bana. Tekrar dinlemeye de niyetim yok. O zaman bana o kadar da çok kızamazsın. Ya madem biliyorsun. Karsu, ben böyle bir sırrı... Yani ilk tanıştığım, yeni tanıştığım birine nasıl söyleyebilirim ki? Vallahi ben de çok yoruldum. Özür diliyorum senden. İyi peki. Zaten olan oldu artık. Anlayışın içinde teşekkür ederim. Anlayış falan göstermiyorum. Ben şu anda hala kabullenme aşamasındayım. Kabullenebildikten sonra... bana bu yalanları nasıl yuturdunuz diye zaten ben delireceğim. Delirme, hiç delirme. Yani çünkü durum tamamen bizle alakalı. Ya biz profesyonel yalancıyız. Yani kim olsa... Sen şu anda beni sakinleştirmeye mi çalışıyorsun, yoksa daha da mı çileden çıkartmak istiyorsun? Tamam, 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 tamam. Konuyu değiştiriyorum. Karsu. Atilla sana çok aşık. Yok, ben anladım. Sen beni çileden çıkarmak istiyorsun. Bir beni tamam, bir dinler misin? Ne olur beni bir dinleme Karsu. Ya ben onun kardeşiyim. Ben abimi hayatımda hiç böyle görmedim. Ya babamın emirlerine karşı geliyor, babamın karşısına çıktı, dikildi. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bak bunların hepsi senin için Karsu. Duymak istemiyorum, gerçekten. Tamam ama yine de sen fırsatın olursa bir düşün. Reha. Kolay gelsin. Sağ ol. Vay, ya bu bizim Atilla damat. Buralarda bir kafe açmış da ona geldik Lale'yle bir hayırlı olsun demeye. Sana da bir uğrayayım istedim ben. Ben kaçayım, haberleşiriz tekrar. Güle güle. İyi günler. Evet, yan tarafta kafesi gidebilirsin. Nasıl olsa buradan kitap alıp okuyacak halin yok herhalde, değil mi? Yok. Seni görmeye geldim ben. Niye daha sabah gördün beni? İyi misin diye merak ettim ya. İyiyim, çok iyiyim.
Sen Atilla'yla mı görüşüyorsun? Reha bak zaten cinlerim tepemde, sinirimi senden çıkartmayayım. Niye atarlandın ya, bir soru sordun? Atarlanırım. Atarlanırım çünkü sana defalarca söyledim. Senin çocuklar haricinde bana hiçbir soru sormaya hakkın yok. Ayrıca Atilla senin kardeşinle evli. Bu ne iğrenç bir soru ya. Niye iğrenç olsun ya soru? Arkadaşça diyorum ya. Hemen yanlış anlıyorsun. Neticede bir ara beraberdiniz ya, yakındınız sana ya. Sana ne? Arkadaşça ya da değil, sana ne? Bence de arkadaşça falan görüşme. Neticede evli baklı adam, öyle değil mi? Sonra kolu komşu ne der, hı? Bir tek sen konuşursun bence. İşim gücüm var. Hadi dışarı. Allah'ım ben neyin içindeyim ya? Of. Evet. Tamamdır ya, şimdi bak sen bana şu yeni yapılandırdığın şey var ya, o fiyat listesini yolla, sonra karşılıklı konuşuruz, tamam mı? Sağ ol. Bil mukabele, hadi hadi kardeşim. Ne oldu, indirim yapacaklar mı? Herhalde yapacaklar da yani biraz şeyimiz vardır, hatırımız. Vallahi çok büyük bir iyilik yaptınız Hasan Bey, çok teşekkür ederim. Yok ne olacak, biliriz abi. Bu nümayiş mi var burada, ne diyor? Bilmiyorum, yürüyüş yapıyorlar herhalde. Allah Allah, kuş var orada. Allah Allah, öfkelilerdi bu. Öfkeli kalabalık dedikleri bu herhalde Hasan Bey. Bunun öfkesi kuşa mı bunlar, bu nedir? Dur ben bakayım, dur. Ulan legal olalım diyoruz. Buna da müsaade etmiyorlar. Ay ne Hasan yapalım? Bey durun. Ya kardeşim. Hasan Bey, Hasan Bey gelin. Durun, durun. Susma, harika. Oğlum dur, kızlar mı lan neler var bir de? Hasan Bey. Sen yanıma gel Filizler. Gelin siz beni tutun. Ay. Hasan Bey böyle kapıldık gidiyoruz onlarla. Ya kardeş. Siz bizi şöyle sağda bir yerden indirin ya. Ya ne işin bu yürüyüş? Kelanakların nesli tükeniyor. Ya sana ne kelanaklar? Urfalı mısın sen? Urfalı değilim, çevreciyim ben. E biz de çevreciyiz. Yani bu kardeşim o kelanakların sizin onlar için bağırdığınızdan haberi var mı? Bilmiyor. Onlar şu anda Urfa'da, Birecik'te ürüyorlar, ürüyorlar. Susma aykır, gel aynaklar vardır. Susma aykır, gel aynaklar vardır. Susma aykır, gel aynaklar vardır. Vardır, vardır, vardır. Hadi. Aykır. Katillere geçin. Yok. Kelanak Urfalı'dır. Urfalı. Kelanaklar Urfalı'dır. Kelanaklar Urfalı'dır. Kelanaklar Urfalı'dır. Kelanaklar Urfalı'dır. Bunlar her şey var. Karsu, çıkıyor musun? Evet. Artık bir şey ısmarlayabilir miyim sana kafemde? Çocukları almaya gidiyorum. Geleyim ben de. Beraber yürürüz. Olur, el ele yürüyelim, gel. Olur. Atilla. Ya tamam, alırız çocukları. Ben dükkanı gösteririm, bir şeyler ısmarlarım onlara, olmaz mı? Acelem var. Ya biraz çabalıyorum artık, gör ne olur. Evet, görüyorum. Ama çabalaman yetmez. Dediğini yap, ondan sonra konuşuruz. Ama önce dediğini yapman lazım. Şöyle sırıtıyorsun ya, çok sinir oluyorum. Tutamıyorum, ne yapayım? Bakma o zaman bana. Bakacağım. Of. Ay. Ne kelaynakmış ya, şu halimize bak. Aman ha ya. Bir piknik yapalım dedik, başımıza gelmeyen kalmadı. Hani sepeti de bıraktık orada. İsterseniz biraz böyle normal yürüyüş yapalım, slogansız. İyi olur valla. Ondan sonra da ben sizi eve bırakıyorum. Ya aslında öyle yapmayalım. Çünkü benim bir mağazaya uğramam lazım.
Benim torunum bir çanta görmüş, beğenmiş. Onu alayım da sevinsin. Torunlara da düşkünsünüz. Ya öyle oldu vallahi. Beraber yaşamaya başladıktan sonra iyice bağlandım hepsine. Torun böyle bir başka seviliyor diyorlar, öyle mi? Öyle diyorlar. Yani torun evlattan daha çok seviliyor gibi gözükse de aslında kendi çocuğunun bebekliğini görüyorsun torunda. Yani sanki yeniden doğmuş gibi. Yani sana kendi çocuğunun bebekliğini sevme şansı yeniden verilmiş gibi. Çok güzel anlattınız. İnşallah Allah bize de nasip eder. İnşallah. İç bakalım. Yavaş yavaş yavaş. Eline dikkat et. Çare çıkarabilirsin Selin. Geç bakalım. Hemen eller yıkansın, üst baş değişsin. Ay şunlar takılıyor. Aa, Irmak, merhaba. Merhaba Karsu. Annem gelmedi değil mi? Yok, daha gelmedi. Ne oldu? Ne bu suratın? Bir şey mi oldu? Gel, gel. Bir şey oldu. Adnan'ı bitirecek her şey burada. Ne? Yani bitirecek derken? İşte yurt dışı offshore hesaplar, naylon faturalar, yani aklına ne gelirse. Irmak, ne diyorsun sen? Nereden buldun bunları? Ben o eve boşuna dönmedim Karsu. Bir dakika, sen bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun? Adnan'ı hapse mi attıracaksın? Bilmiyorum. Irmak, çok iyi düşün. Bilgisayarda bunları bulduğum klasörün şifresi neydi biliyor musun? Neydi? Annemin doğum günüydü. Ne? Evet. Ama yani şöyle düşün. Bence yanlış bir şey düşünme. Hani hiç kimsenin, özellikle senin bile aklına asla gelemeyecek bir şifre olduğu için bunu yapmıştır diye düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Tabii ki de. Aksini düşünme lütfen hiç. Önemli bir şey değil zaten bu. Önemli olan şu anda senin bunlarla ne yapmak istediğin. Çünkü vereceğin karar, yapacağın herhangi bir şey geleceğini etkileyecek. İkinizin de geleceğini. Çok iyi düşünmen lazım. Pişman olmanı istemiyorum. Lütfen. Bilmiyorum. Kafam allak bullak. Of. Karar verene kadar anneme bir şey söylemeyeceğim. Tamam. Kafe açmışsın. Hı. Söylemedin bana, abim söyledi. Kırıldım yani. Aa. Ya ne bileyim, ilgilenmezsin diye düşündüm. Ayrılıyoruz ya biz. Ne yapacaksın sen, benimle iş yaptım ya. Ne oluyor ayrılınca, kanlı bıçaklı mı oluyoruz, düşman mı oluyoruz? Niye söylemedin bana, üzüldüm. Pardon. Sen abine söyledin mi boşanma işini? Söyledim. Hı. İtirazı yok. Olamazdı zaten de. Olamaz zaten. Bir de ben bir şeye karar verince gerisine karışmaz o. Allah Allah. Bu fırça gibi bıyıklarım, o şeytan bakışlarının altında pamuk gibi bir kalbi var yani. Öyle mi? Ay. Kafenin yeri çok güzel. İşlek bir yer. Hı? Kitapçı falan var yanında. Ne yapacağız? Kitabımızı alacağız, sonra senin kafeye geleceğiz. Kahvemizi içerken kitap mı okuyacağız? Aynen. Sen ne ima ediyorsun bana? Ben ne ima etmeye çalışacağım? Her şey ortada. Karsu'nun yanına kafe açmışsın. Hayır, biz bu konuları konuştuk ya. Sen niye açıyorsun bunları şimdi? Açıyorum çünkü yaptığım hiçbir şeyi görmüyorsun. Hiçbir şeyi. Karsu ne yaptı sana ya? Ha? Ben gel dedin, geldim. Babandan kurtardım. Evlenelim dedin, tamam dedim. Şimdi boşanalım diyorsun, tekrar tamam diyorum. Kadınlık gururumu hiçe sayıyorum. Benim en kısa zamanda Mert'e gitmem lazım ya. Ben bir de çocuğu bugün gördüm, söylemedim. Aklıma gelmedi yani. Oh,
Ne istiyorsan onu yap. Evet. Bunları sizin yanınıza bırakır mıyım ben? Daha ölmedik. Anne. Ne oldu sana? Oh. Ay çok yoruldum. Aa. Hayırdır? Şş, çok yoruldum. Allah'ım neler olmadı ki? Ne oldu ya? Ay. Pikniğe diye gittik. Kendimizi yürüyüşün içinde bulduk. Aa. Ne yürüyüşü? Kelaynakların nesli tükenmesin yürüyüşü. Ne? Ay. Oradan oraya sürüklendik. Anne sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? Ya. Pikniğe diye gittik. Güzel oturduk. İşte çıkardık yiyeceklerimizi falan. Sohbet ediyoruz. Birden karşıdan kalabalık bir grup bize doğru geliyor. Protestocular. Evet, kelaynaklarının işte neslinin tükenmesini protesto ediyorlar. Bizi de aralarına almadık. Biz de bunlarla bağırmaya başlamadık mı? En son Hasan Bey elinde bank. Kelaynaklar Urfalı'ydı. Ah ya Rabbim. Ay öleceğim. O sinirim bozuldu, çok güldüm. Sonradan güldüm tabii. O sırada bir telaş. Ay çok acayipti. Anne. Sen bayağı hoşlanıyorsun bu Hasan Bey'den sanırım. Tanımaya değer biri olduğunu düşünüyorum canım yani. Öyle şey tatlı bir adam. Ay ay. Alem ya vallahi. Ay bırakın siz beni. Sen niye buradasın? Anlat bakayım ne oldu? Evde durumlar nedir? Yani normal, iyi işte. Ben de hani öyle sizi göreyim diye geldim. Böyle sohbet muhabbet ederiz diye. Evet evet, çocukları falan gördü. Ey. Anne o ne? Ha bu şey. Tılsımı aldım. O arkadaşının çantasından bahsedince öyle aklımda kaldı. Şurada bize yakın mağazaya uğradım. Gelirken onu alayım dedim. Sevinsin çocuk. Sağ ol anneciğim. Zahmet etmişsin. Teşekkür ederiz. Olur canım, rica ederim. Ben kalkayım artık. Hadi. Seni geçireyim ben. Hadi bakalım. Görüşürüz anneciğim. Ey hadi canım. Hadi bay bay. Hadi güle güle. Dikkat et kendine. Tamam tamam, hadi. Merak etme. Teslimatınız ulaşmıştır. Babam. He? Bunlar sana geldi. Bana mı? Evet baba, bir de not var üstünde. Bugün çok eğlendim. Bahar dallarının sizden olduğunu biliyorum. Geç de olsa hatırlarım. Filiz Hanım. Bahar dallarının benden olduğunu anlamış, latife ediyorum. He. Bana. Hükümet gibi kadın. Akıllı, cabbar, böyle... Vallahi helal olsun. Dile ver, hazırlıklar nasıl gidiyor? Yolunda baba her şey. Tamam, aman gözünü seveyim ha. Şunu ben alıyorum. Tamam. Bunu da kovaya koyun, bir solmasın, bir şey olmaz. Tabii, tabii, tabii baba. Aşkım. Efendim. Bu ne? Ne oluyor ya? Uygulama bugün bugün diyor. Ya anneciğim ne uygulaması? Ne diyorsun ya? Dur bir konuşalım önce ya. Ha? Yok konuşmayalım. Sen çok konuşuyorsun. Boş ver gel hadi. Ya Allah Allah. Şimdi nereden çıktı öyle boş ver falan olur mu? Benim duygularım yok. Benim duygularıma ne olacak? Benim duygularım nerede? Boş ver canım duygulara. Duygular lazım değil. Gel sen. Ya olur mu lazım değil? Duygular çok önemli. Duygular en lazım olan şey duygular ya. Allah Allah. Hem zaten işten geldim. Çok yorgunum. Baş ağrım var. İlaç içtim biliyor musun?
O çok kötü. İlaç içmem çok kötü oldu. Eritiriz o ilaçları. Gel sen. Ya kızım ilacı nasıl eriteceksin? Allah'ını seversen ya. Öyle şey olur mu? Allah muhafaza ya. İlaçla iki kişinin birbiriyle bir temasta bulunmasından doğacak çocuk ya yamuk yumuk doğarsa. Allah muhafaza. Onun hesabını kim? Vebali bizim boynumuza bunun ya. Vebali bizim boynumuza. Bana bak Reyhan. Kaçıyor musun sen benden? Allah belanı versin öyle bir niyetim yok. Hani evleniyorduk? Çocuk yapıyorduk hani? Benim sözüm söz. İşte. Uygulama bugün diyor. Gel. Ah! Ah! Ne oldu? Zannımca çok kötü gitti benim. Ayağım kaldır. Dur. Yavaş. Bana bak doğru mu söylüyorsun? Yok kızım ne yalanım Allah. Anamın üstüne yemin ederim. Yalansa kırarım belini. Dürütme beni belim çok kötü çıktı herhalde ya da kırıldı. Ah! Ay. Bir krem bırak. Ah. Merhem getir. Buz getireyim merhem getireyim. Nefes bekle. Alamıyorum. Nefes alamıyorum çok kötü. Ah. Yalan söylemiyorsun değil mi? Kızım hadi. Allah'ım nereden çıktı ya bu istekler? Çabuk. Allah'ın gününü buldu ya. Ne oldu ya? Ne oldu? Arkadaş bu nedir ya? Bununla uğraşıp duracağız herhalde biz. Hadi bakalım güle güle kullan. Teşekkürler. Ne oldu beğenmedin mi? Yok beğendim güzel de. Seninle göre bu. Nasıl Selin'e göre? Olur mu canım? Aa, ben mağazadakilere de sordum. Hep senin yaşındakiler alıyormuş bu çantaları. Benim yaşındakiler marka çanta takıyor anneanne. Böyle çocuklu şeyler değil. Kızım, anneannen seni düşünmüş ve bir hediye almış. Teşekkür etmesini bil. İyi, teşekkür ederim. Zaten her şeyi zorla yapıyorum. Bu da böyle olsun. Ha, bir dakika, nereye? Bekle bir dakika. Ne biçim konuşmak öyle? Ne, yalan mı? E buraya zorla geldik. Devlet okuluna zorla gidiyorum. Bunların hiçbirini ben istemedim. Hepsini sen istedin. Kızım bunlar ben istediğim için mi oldu? Yani benim keyfimden mi oldu kızım? Ben bunları yapmak zorunda kaldım. Biliyorsun. Ne yapıyorsam ben bizi düşündüğüm için, iyiliğimiz için yapıyorum. Sen bizi düşünüyor olsaydın babamdan boşanmaz, evli kalırdın. Herkes öyle yapıyor. Kızım sen ne diyorsun ya? Senin baban anneni en yakın arkadaşıyla aldattı. Annen o evde oturabilir miydi, durabilir miydi? Evet, dursaydı. Bizim için dursaydı ya. Bak anne, ben bu hayatı istemiyorum. Anlamıyor musunuz ya? Niye anlamıyorsunuz? Anlıyoruz kızım. Gayet iyi anlıyoruz. O kadar çok tekrarlıyorsun ki anlamamak mümkün değil. Ama artık bizim hayatımız bu. Ve sen de bunu kabul etmek zorundasın. Değilim. Zorundasın. Değilim ya, değilim. Babam beni aldatmadı, seni aldattı. Tamam mı anne? Hem sen bizi düşünüyor olsaydın bunların hiçbiri olmazdı. Ya şu küçücük evde tıkış tıkış yaşıyoruz ya. Bıktım ya. Yeter. Yeter kızım. Doğru konuş yeter. Ya ben bunları yaşamaya mecbur muyum ya? Evet mecbursun. Bunu çok çabuk kabullensen iyi olur. Yoksa daha çok ağlayacaksın böyle. Zaten sen Deniz'i bulduktan sonra her şey bütün hayatımız değişti. Kızım saçmalama. Ne diyorsun sen kızım? Varsa yoksa Deniz'den herkesten nefret ediyorum. Olabilir. Edebilirsin ama bu senin sorunun. Ay, çocuk işi çok zor. Anlamıyorum ya. Biz böyle değildik. Hiç olmadık. Yani istesek de olamazdık zaten. Yok yani belli ki ben bir yerde bir hata yapıyorum. Çocuk büyütmek zor iş vallahi. Anne ne yapsam olmuyor. Yumuşak davranıyorum olmuyor, kızıyorum olmuyor, bağırıyorum olmuyor. Yok olmuyor. Tılsım baba tarafına çekmiş. Yine harika bir tespit sağ ol. Kızım çocuk özünde mutsuz. Ya görmüyor musun bir saldırgan, bir agresif. Aklı parada, pulda, kılıkta, kıyafette. Gözü hep yükseklerde. Küçükken hiç böyle değildi ya. Büyüdükçe bir huyu suyu değişti. Deniz'i de çok kıskanıyor hala. En çok da bana kızgın. Küçükken bir kere sen de bana çok kızmıştın. Kendini odaya kapatıp ağlamıştın. Sonra okula gittiğinde günlüğünü bulup okudum ben de. Annemden nefret ediyorum yazmıştın. Ne içim acımıştı. Anne sen benim günlüğümü mi okudun? Evet sürekli.
Anne sana inanmıyorum. Günlük bu adı üstünde özel bir şey. İnsanın özelliği. Ayrıca ben onu saklıyordum. Ay, kozmik odada mı saklıyorsun? Ne şiltenin altına koyuyordun? Hayır, yanlışı ben yapıyormuşum gibi konuşuyorsun. Kızım ben anneyim. Sen bana anlatmazsan, benimle konuşmazsan ben de öğrenmenin bir yolunu bulurum. İzinsiz özelime girersin yani. Ay, 10 yaşında çocuğun özelinden ne olacak? Al gördün özeli. Pabuç kadar bir dil. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Hı. Ah Karso. Çıkardım tepene. İyi tamam peki alışma. Ama anneni de üzme. Bak o sizin için uğraşıyor. İstediklerinizi alabilmek için çalışıyor, çabalıyor. Ama benim hiçbir isteğim olmuyor. İyi tamam senin isteklerinde sorun var o zaman. Benim de canım çok sıkılıyor bu duruma. Bak mesela ben şimdi seni burada bir pataklasam, ağlatsam, canını sıksam annen ne yapar? Üzülür. Ya işte o üzülünce ben de üzülüyorum. Çünkü o da benim kızım. Yazık değil mi bana? Bak canımın içi. Sen şimdi sabah kalktığında annenin yanaklarından öp ve özür dile. Olur mu? Annen sizi çok seviyor ve o çok iyi bir anne. Tamam canım yavrum hadi. Hadi sil gözyaşlarını uyu artık hadi. Günaydın. Günaydın. İşe mi gidiyorsun? Evet, işe gidiyorum. Yürüyelim mi beraber? İstemez. Hayır, laftan anlamayacaksan niye soruyorsun? Ya, kibarlık olsun diye sordum. Ben de aynı yere gidiyorum. Çok kibarsın gerçekten. Bu arada ben boşanma işlemlerini başlattım. Ne kadar duygulandım, nasıl duygulandım anlatamam. Nasıl duygulandın? Hangi duygular onlar mesela? Tamam. Lütfen. Sustum. Kebapçı mı? Allah Allah. Yoksa burası da senin mi? Ne bu, üçüncü dükkanın mı? Yok canım ya. İlk defa görüyorum ben de. Vallahi ilk defa görüyorum. Ama yani ayağım uğurlu geldi ya sokağa. Resmen. Sokağı hareketlendirdik. Ya. Yani demek ki karanlık işleri bırakınca her yerin kısmetini açabiliyorum ben. Tabii sorma. Neyse ben bir hayırlı olsun diyeyim. Tabii. Ben de geleceğim. E sen niye geliyorsun? Merak başka ettim. Zaman dersin. Aybini merak et. Böyle her şeyi bir arada mı yapacağız? Biz anlamıyorum. Merhaba.
Kolay gelsin. Merhaba. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra komşuyuz. Bereketli günler bizi bekliyor.